çok kıymetli Çalar Saat ailesi, 26 Mayıs 2020 günlerden Salı, Ramazan bayramımızın 3. günündeyiz. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na ülkemizin ana muhalefet partisinin CHP'nin genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu geldi. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Gayet iyiyim, sağ olun. Teşekkür Bayramınız ederim. Mübarek olsun. Ya, sağ olun. Sizi sağ olun. Kolonya ile selamlayalım. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Bayramınız mübarek olsun sağ efendim. Olun, her olun. Şey yolunda mı? Nasıl geçiyor bayramınız? Gayet iyi, gayet iyi. Evde geçiyorum. Evet. Bol miktarda telefonlarla konuştuk. Parti liderlerini aradım. Bazı önemli kanaat önderlerini aradım. Aile büyüklerimiz var, onları aradım. Kardeşlerim var, dostlarımız var, aradık, konuştuk. Ve çok sayıda da telefon geldi tabii doğal olarak. Telefonlarla da vatandaşlarla bayramlaştık. Arada da bu pandemi zamanında görüyorum ben, zaman zaman haberlerinizi de veriyorum. Uzaktan internet aracılığıyla da görüşmeler sürdürüyorsunuz. O şöyle, hemen hemen video konferans yoluyla işte toplumun değişik kesimleriyle, sanatçılar da var bunun içinde, esnaf da var bunun içinde, çiftçiler de var bunun içinde, doktorlar, hekimler de var bunun içinde. Dolayısıyla toplumun değişik kesimleriyle belli, gençler, 81 efendim, ilden bir de gençler. Geçen haber yaptık, çok önemli saydım ben onu. Apartman görevlileriyle yaptınız. Evet, apartman görevlileri, bizim kapıcı olarak tanımladığımız evet. Apartman görevlileri. Fedakar, ki bunlar emekçiler. Gerçekten de şimdi bakın İsmail Bey. Onlara örgütlenin dediniz. Örgütlenin, hak isteyin, hakkınız için. Onların hakları var, yasal hakları var. Fakat bireysel çalışıyorlar, aile boyu çalışıyorlar. Gereksizse 24 saat çalışıyorlar. Ama bunların da hakları var, hukukları var, sigortalı olma hakları var. Bunların da tatil hakları var. Dolayısıyla bunların haklarını hatırlattım. Örgütlenin mutlaka. Örgütlendiğiniz zaman daha güçlü hale gelirsiniz. Örgütlendiğiniz zaman haklarınızı talep edebilirsiniz. Yasal haklarınızı kullanabilirsiniz diye. Onları da ağır ağır bir dönem hatırlar mısınız İsmail Bey? Taşeron işçilerinin örgütü yoktu. Ve taşeron işçilerinin tabii. Çalışma süreleri bir kişinin iki dudağına bağlıydı. İşine son verdim, yarın sabah gelme dediği zaman gelmiyordu. Evet. Taşeron işçilerini Erzurum'dan başlayarak İstanbul'a kadar bütün süreç içinde önce dernek kurmalarını istedik, örgütlenmelerini istedik. Sonra ben onları her ortamda dile getirdim. Sonra taşeron işçilerinin büyük bir kısmı haklarını aldılar, kadrolu oldular. Hı-hı. Apartman görevlileri içinde bunun yapılması lazım. Ve şunu da kabul etmemiz lazım. Gerçekten de biz evimizde otururken onlar geliyorlar, bakkaldan gidip çok alışverişi sevaz. Onlar yapıyorlar. Yani Covid-19 sürecinde, bu süreçte doğrudan doğru riskle bizden daha fazla onlar karşı evet. karşıyalar. Ve onlar bizim rahat etmemiz için ellerinden gelen her türlü çabayı gösteriyorlar. Siz de biz onların haklarını ödeyelim diyorsunuz. Haklarını örgütlensinler ödeyelim. Diyorsunuz. Aynen öyle. Aynı aynen zamanda öyle. Efendim bu uzaktan görüşmeler içerisinde ben bunu da önemsiyorum. Evet. Meslek birlikleri. Mesela Türk Tabipleri Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Diş Hekimleri onlarla da görüştünüz. Ben bunu da Türk Hemşireler Birliği tabii hepsiyle de görüştük. Çünkü Veterinerler Birliği bunların da tabii sorunları var. Hmm. Bu süreçte onların da bu sürecin hasarsız atlatılması için onların da katkıları var. Onların da önerileri var. Bunların dikkate alınması lazım. Keşke bunu siyasi iktidar yani devleti yönetenler yapsalardı. Ama biz niye bunlarla görüşüyoruz? Çünkü onların görüşlerini istiyoruz. Politika oluşturmak için, var olan sorunların nasıl çözüleceğini öğrenmek için, süreci nasıl daha rahat atlatabiliriz, hangi önerilerde bulunabiliriz. Bütün bunlarla oturduk. Esnafla da konuştuk. Esnafı da dinledim. Kahvecisinden tutun bakkalına kadar, efendim berberin tutun efendim işte taksi şoförüne kadar onlarla da bir araya geldik. Onları da dinledim. Onların da sorunları nedir? Hangi sorunları yaşıyorlar? Bir şekliyle bizim ürettiğimiz politikalardan memnun olduklarını söylediler bugüne kadar. Onun altını özenle çizmek isterim. Çünkü biz toplumun her kesimine dokunmak, her kesimin sorunlarını dinlemek ve o sorunlara çözüm üretmek gibi bir çaba gösterdik bu süreç içinde. Bunların bir kısmı uygulandı, bir kısmı uygulanmadı. Ama önemli olan şu. Herkes şunu gördü. Yani Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerle alanda. Nerede varsa bir belediyemiz alanda çalıştı. İki, parti olarak belediyelerle merkez arasında son derece güçlü, güzel bir irtibat kurduk. Beraber oturduk, beraber konuştuk. Sorunlara nasıl çözüm üretilir bunlarla ilgili birlikte çalışmalar yapıldı. Kurallar kondu. O kurallara uygun olarak her belediye başkanımız kendi bölgesinin de özelliklerini dikkate alarak politika oluşturdu. Bütün bunlara baktığınız zaman devletin ne kadar rahat ve kolay yönetilebileceğini, eğer özel bir beklentiniz yoksa, özel bir çıkar sağlama amacınız yoksa. Pardon. Böyle mi hissediyorsunuz? Mesela
seçimi kazansanız, Cumhurbaşkanı olsanız, ülkeyi yönetseniz kolay yönetebilir misiniz? Efendim, en rahat yönetilen kurum devlet yönetimidir. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. En rahat yönetilebilecek olan kurum devlet yönetimidir. Çünkü devlet yönetiminde herkesin görevi yasalarla, yönetmeliklerle, tüzüklerle belirlenmiştir. Hı hı. Cumhurbaşkanı'nın görevi nedir? Var orada zaten. Bakanların görevi nedir? Odacının görevi nedir? Hemşirenin görevi nedir? Doktorun görevi nedir? Genel müdürün görevi nedir? Herkes kendi görevini yaptığı zaman zaten devlette her şey saat gibi çalışır. Eski Yunan efem, eski Yunan felsefesi buna dayanır. Herkes görevini iyi yaparsa ideal topluma ulaşılır denir. Şimdi efendim bugün... En iyi yönetici kendisine en az ihtiyaç hissedilen yöneticidir. Çünkü herkes görevini yapıyor. Kimse gidip bir sorun... Peki. Şöyle bir sorunla karşılaştım. Ya nasıl çözerim? Hemen oturup kendi aralarında çözüyorum. Sayın Başkan, evet. Bugün sizinle böyle sabahı karşılayacağız, günü karşılayacağız. Evet. Bu güzel Ramazan bayramının evet. 3. gününde size sormak istediğim sorular var. Mesela dün akşam Ali Babacan, Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtlarken İş Bankası ile ilgili yaşadığı bir anıyı anlattı. Evet. Bunu soracağım. Davutoğlu'nun 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasına giderken evet. yaşadığı bir anıyı size soracağım. Evet. Ekonomiyi, esnafı size soracağım. Sormak istediğim çok soru var ama hazırlık yaptık. Evet. Arkadaşlar hazır mı Savaş? Şimdi bayramlaşma. Tabii bu salgın zamanında hepimiz evlerdeyiz ama bayramlaşmalar da bu bayrama özgü değişti. İzliyoruz. Dönüşte Sayın Kılıçdaroğlu'nun yorumunu alacağız. Bülent abi nasılsınız? Bir bayramda daha beraberiz. Bayramları bayram yapan da ziyaretlerdir. Bizim cezeryemiz var. Cezeryemizi buradan size ikram etmiş olalım. MHP'li Mevlüt Karakaya, CHP'li Bülent Kuşoğlu'na abi diye seslendi. Şekerlemeler, çikolatalar uzaktan ikram edildi. Siyasetin gerilimi birkaç saatliğine unutulurken Türk siyasi tarihinde ilk kez partiler arası bayramlaşma video konferansı yapıldı. İyi bayramlar olsun Jülide Hanım. Sizlere de hayırlı bayramlar. Biz maalesef bayrama yine kötü girdik. Siz bu ara sürekli olarak bu kayyum meseleleri maalesef sıkıntılar yaşadınız, geçmiş olsun gerçekten de. Her Ramazan ve Kurban Bayramı'nın ikinci günü aynı zamanda partiler arası bayramlaşma günü. Koronavirüs nedeniyle bu bayramda parti temsilcileri ziyarete gidemediler birbirlerine. Dijital ortamda bayramlaştılar. Siz bize konuk oldunuz, biz de size konuk olduk. Sanal ortamda da olsa partimizde ağırlıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. O samimiyet, o duygu her ne kadar teknoloji de kullanıyor olsak geçti. Öncelikle onu ifade etmek istiyorum. AK Parti bayramlaşma listesine HDP ile birlikte Babacan'ın Deva Partisi ve Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ni de almadı. MHP, AK Parti'nin bayramlaştığı İYİ Parti ile de bayramlaşmadı. Tüm partilerle bayramlaşan tek parti CHP'ydi. Biz AK Parti olarak İYİ Parti'ye hayırlı bayramlar diliyoruz. Bayramınız bayram olsun. Bayram sofrasını kurduğumuz gün, huzur ve güven duyduğumuz gün, adaletin herkese sağlandığı gün bayramımız o gün bayram olacak. AK Parti, İYİ Parti bayramlaşmasında yaşandı bu diyalog. CHP ile Gelecek ve Deva Partileri arasındaki bayramlaşmalardaysa demokrasi ve Kılıçdaroğlu'nun yeni partilere yönelik destek sözü gündemdeydi. Genel Başkanımız dün de açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'de demokrasi konusundaki çağrılarını önemsiyorum. Ve zaman zaman bizlere de söylüyor Sayın Kılıçdaroğlu'nun çıkışları takdire şayan toplantılarımızda Selim Başkanım. Rakip olsak da çok önemli görüyoruz. Şu anda muhafazakar kesimde çok önemli bir boşluk var. O boşluğun sizler tarafından doldurulacağına inanıyoruz. Tüm Cumhuriyet Halk Partisi camiasına iyi bayramlar diliyoruz. Meselelerimize birlikte çözüm arayışı gayretlerini önce tutmak gerekir. Video konferansı bayram ziyaretlerinde taraflar siyasetin sıcak başlıklarına girmedi. Birlik, beraberlik mesajları verildi. Tek yürek olduk Türkiye olarak, tek ses olduk. Bu ruh olduktan sonra biz üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sıkıntı ve sorun olmadığını düşünüyoruz. Bu kutuplaşmayı, gerilim politikasını aştığımız sürece bizlerin çok şey yapabileceğini gördüğümüzü düşünüyorum. Bayramlaşma böyle Sayın Kılıçdaroğlu'na soralım. Şimdi aslında biz istiyoruz ki efendim toplum olarak sorunlarımız evet, büyük. Evet, evet. Siz bir araya gelin hepiniz. İktidar, muhalefet böyle meseleleri tartışın, uyarın birbirinizi. Ondan sonra el birliği yapın ve bu sorunları hep beraber çözün istiyoruz. İsmail Bey, bayram günlerinde şöyle bir teklifim oldu geçen bayramda. Dedim ki televizyoncu arkadaşlara, bütün siyasi partilerin liderlerini davet edin bir masanın etrafına.
biz hiç siyasetten söz etmeden çocukluğumuzu anlatalım, gençliğimizi anlatalım, ilk nasıl aşık olduğumuzu anlatalım, üniversite yıllarımızı anlatalım. Yani biz de insanız. Yani bizim de dertlerimiz oldu, üzüldüğümüz günler, tabii, sevildiğimiz günler, sevindiğimiz günler oldu. Dolayısıyla hani insan olarak da toplumun önüne çıkalım. Evet ya, bunların da sorunları olmuş, bunlar sorunları nasıl aşmış, nasıl yetişmiş, açlık mı çektik, yoksulluk mu çektik, nasıl bir ailede yetiştik, nasıl bir çevrede yetiştik, bunları anlatalım. Emin olun kabul edilmedi. Dolayısıyla bizim siyasetçiler olarak elbette farklı görüşlerimiz olacak. Her birimiz ayrı partiyiz, ayrı programlarımız var vesaire. Ama sonuçta hepimizin ortak hedefi nedir? Türkiye'yi nasıl büyütebiliriz? Evdeki ekmeği nasıl büyütebiliriz? Evde tencere nasıl sürekli kaynar? Nasıl herkese istihdam yaratabiliriz? Nasıl mücadele ederiz? Türkiye'nin gelirlerini nasıl artırabiliriz? Bütün bunların hepsini oturup konuşmak lazım. Geçmişte ben gayet iyi hatırlıyorum, siz de hatırlarsınız. Evet, yani liderler turu yapılırdı. Evet, liderler turu yapılırdı, oturulur. Hepsi en, aynı masanın etrafında olurdu. En önemli olurdu. Meseleler getirilirdi, bir kişi yönetirdi toplantıyı. Dolayısıyla her parti kendi görüşünü aktarırdı. Şimdi niye olmuyor efendim? Kabul edilmiyor, iktidar kabul etmiyor bunu. Niye? Ben de bilmiyorum diye. Şöyle, diğerlerini ayrı tutuyor, kendisini ayrı tutuyor, kendisini herkesin üstünde görüyor. Bu bildiğimiz kibir dediğimiz bir tutum. Yani kişinin kibre teslim olması, kibrin tutsağı olması kadar yanlış bir şey yok. İnanç açısından da bu son derece, insan hakları açısından da son derece yanlış bir olay. Dolayısıyla kibirlenmeyin ya, niye kibirleniyorsun kardeşim? Herhangi bir siyasi partiyle oturup konuşabilirsin, oturup tartışabilirsin, uygarca tartışabiliriz. Elbette ki farklı düşünceler olacaktır. Farklı düşünceleri zaaf olarak görmek kadar yanlış bir şey yok. Farklı düşünceler zenginliktir. Mesela efendim, sizinle Temel Karamollaoğlu arasında böyle evet, ince bir paslaşma oldu. Savaş Yıldız, hazır mıyız? Bir versen onu. Sayın Kılıçdaroğlu'na sormak istiyorum. Çünkü bizim hoşumuza gidiyor. Evet. Ben meselelere partiler gözüyle bakmıyorum, tamam mı? Hani böyle tamam, ülke hepimizin. Evet, evet. Siyasiler gelir gider. Doğru. Şimdi bakın, mesela şöyle bir hareket yaptılar. Evet. Temel Karamollaoğlu 19 Mayıs 1919 bir milattı. Evet. 19 Mayıs 2020'de yeni bir başlangıç vesile olsun. Şimdi aslında bir kurgu yapmışlar. Evet. Bu kurgunun içinde bakın, bir çeşit bayramlaşma ve öyle, sohbet öyle etme. Şimdi bütün liderler burada var. Sayın Cumhurbaşkanı evet, var. Ana muhalefet lideri, siz zatıhaneniz var. Sayın evet, Bahçeli, Akşener. Bütün bakın, Gültekin Uysal'a, Doğu evet, Perinçe'ye kadar hepsi burada var. Bu güzel bir tablo. Sonra siz buna dediniz ki, bir mesaj attınız. Evet, evet dediniz, Temel Bey'e katılıyorum dediniz. Hazır mıyız arkadaşlar? Onu da bir izleyelim. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı. Bu vesileyle herkesin bayramını tebrik ediyorum. Ülke olarak zor günler geçiriyoruz. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımızın son derece önemli olduğu şu günlerde konuşmak ve meselelerimizi ortak akılla çözmek en büyük ihtiyacımızdır. Ayrıştıkça değil, birleştikçe, bir araya geldikçe hem millet olarak hem de ülke olarak güçlenebiliriz. Buna samimiyetle inanıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu, ne dersiniz? Gayet güzel. Bir araya gelirsek ülke güçlenir diyor. Evet, doğru. Bir araya gelirsek ülke güçlenir. Şimdi bir şey soracağım. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı sizi çağırsa, birebir sohbet edelim sizinle dese. Evet. Ülkenin tabii iyi noktaları var, kötü noktaları var. Bu iktidarın iyi yaptıkları var, kötü noktaları var. Sayın Kılıçdaroğlu, hadi konuşalım, bana tavsiyede bulun dese. Mesela ona ne söylerdiniz ilk? Mesela şöyle bir düşünün. Önce gergin olmamasını, toplumun her kesimini kucaklamasını, devlette ciddi bir israf var, israfın önlenmesi için ciddi çaba harcamasını, arada bir vatandaşlarla oturup konuşmasını, toplum arasında, sivil toplum örgütleri arasında ayrımcılık yapmamasını, ekonomik sosyal konseyi hemen harekete geçirmesi gerektiğini, bu ülkenin sanayicisi, esnafı, efendim çiftçisi var, onlarla arada bir konuşması, onların dertleri var, gerçekten çok ciddi dertleri var, onları nasıl çözeceğini onlardan dinlemesi, bunları isterdim. Belli aralıklarla siyasi partilerin genel başkanlarını davet edip onların düşüncelerini almalarını veya bir bayram gününde hep beraber bir ortak fotoğraf vererek
o ortak fotoğraf dolayısıyla Türkiye'de birliğin ve bütünlüğün ne kadar önemli olduğunu, ayrıca kendisinin partinin genel başkanlığından ve parti üyeliğinden istifa edip tarafsız bir cumhurbaşkanı olmasını, çünkü anayasaya göre cumhurbaşkanları tarafsızdır, tarafsızlık üzerine görev yapacaklarına dair namusları ve şerefleri üzerine yemin ediyorlar, ona uymasını, dolayısıyla tarafsızlık ilkesi içinde bütün siyasi partilere eşit mesafede olmasını söylerdim. Artı elbette ki her kişinin bir siyasi görüşü var. Yani Sayın Erdoğan da sandığa gidip oy kullanırken gider kendi düşündüğü, inandığı partiye oyunu verir. Kimse buna neden buraya oy verdin, sandığa gitme demiyor. Ama tarafsızlık ilkesi çok önemli. İşte bugün Dilipak Akit'te bunu yazmış efendim. Diyor ki İngiliz düşünür Bacon'dan yola çıkarak hükümdarın bir partinin yanında yer alması durumunda devlet gemisinin ağırlığının bir tarafa kayacağını ve o devlet gemisinin su alıp batacağını söylüyor. Öyle. Dilipak. Öyle. Biz bunu diyor yeterince tartışmadık diyor. Kesinlikle öyle. Eğer devleti yönetecekseniz, devlette geldiğiniz nokta çok değerli ve önemliyse, tarafsızlık dediğiniz ilke çok önemlidir. Bakın bugün adalet Türkiye'de var mıdır diye yapılan bütün anketlerde kim yaparsa yapsın adaletin yetersiz olduğunu, adaletin olmadığını söylüyor vatandaş. Siz ne diyorsunuz? Yok zaten. Adalet olsaydı biz adalet yürüyüşü mü yapardık? Adalet şey gibidir, hava gibidir yani. Hava kirli olduğu zaman siz havanın değerini ve önemini anlarsınız. Hissedersiniz. Tabii adalet, herkesin işi var, herkes bir adaletsizlikle karşılaşmıyorsa adalet diye bir sorun yoktur. Yani herkesin işi var, herkesin gücü var, herkes düşüncesini ifade edebiliyor. Bir haksızlığa uğradığı zaman hemen hakkı teslim ediliyor. Böyle bir ortamda zaten güzellikler olur yani. Şu çiçek ne kadar güzelse adalet de o kadar güzeldir aslında. Peki. Eğer siz adaletsizliği beslerseniz o zaman ülkeyi yönetemezsiniz. Devlet adaletle yönetilir. Siz adaletle yönetir misiniz? Adaletle yönetmek zorundasınız zaten. Eğer bir siyasetçi adaleti kendi yönetim anlayışının birinci noktasına, birinci evresine koymuyorsa o asla iyi bir yönetici değil. Siz değildir. Mesela iş başına gelseniz böyle partili partisi ayrımı yapmaz mısınız? Hayır efendim. Hayır efendim. Cumhurbaşkanı dediğiniz kişi tarafsız olmak zorundadır. Hı. Cumhurbaşkanı dediğiniz kişi devletin sigortasıdır. Hı. Bakın devletin sigortasıdır. Sigorta attı mı her şey biter. Neden devletin sigortasıdır? Bir sorun çıktığı zaman sorunu çözmek için siyasi partileri o davet eder. Gelin beyler, memleketin bu kadar derdi var, ne kavga ediyorsunuz? Gelin bakalım bu sorunu nasıl çözeceğiz diye. Şimdi bunu söyleyecek makam yok. Asıl sorunumuz oradan başlıyor. Çünkü bir partinin genel başkanı. Bir partinin genel başkanı. Peki. Evet. Şimdi bir araştırma var Sayın Genel Başkan. Halkımıza sormuşlar. Evet. ANAR araştırma yapmış bu pandemi sonrasında. En önemli sorunuz nedir diye. Biz bu sabah Çalar Saat gazetesinde bunu yaptık efendim. Biz her sabah gazete yapıyoruz böyle. Evet. En büyük sorun ekonomi çıkmış. Bakın öyle. ANAR COVID-19 salgını ile ilgili yaptığı anketin sonucuna göre ankete katılanların %77'si salgından sonra en büyük sorun ekonomi demiş. Öyle. Ekonomi gerçekten midir? Ekonomi. Gerçekten. Bakın COVID-19 süreci çok başarılı yönetilebilirdi. Var olan kaynaklar doğru bir şekilde kullanılabilirdi. Özveride bulunması gereken kişiler gerçek anlamda özveride bulunabilirdi. Bu konuda siz düşüncelerinizi açıkladınız mı diye sorarsa evet. Baştan beri nelerin yapılması gerektiğini çıktık anlattık. Hiç eleştiri de getirmedik. Vay efendim şu bu vesaire. Bunu da yapmadık. Hı hı. Ama bir süreç nasıl yönetilebilir? Bu süreç nasıl yönetilebilir? Dünyanın örnekleri var. Biz de alalım. Aynı örnekleri yapalım yani. Niye yapmıyoruz? Şöyle sorayım efendim. Evet. Siz iş başında olsanız şimdi gelecek yıl veya 2023'te seçim olsa ve partiniz ve partinizle birlikte hareket eden ittifak kazansa seçimi, ülkeyi yöneteceksiniz. Siz, partiniz ve bütün sizinle birlikte diyelim İYİ Partisi, işte kimler destek veriyorlarsa. Ne yapardınız diye sorayım size ekonomide. Onu bir anlatır mısınız? Merak ediyorum. Şimdi ekonomide ilk yapacağımız işlerden birisi. Hı. Devlette tasarruf. Bu çok önemli. Müthiş bir savurganlık var. Ben devlette savurganlık var dediğim zaman Erdoğan kabul etmiyor onu. Hayır yok diyor. Devlette savurganlık olsa bu yatırımlar mı olur? Ya yatırım zaten olur. Ama devlette ciddi bir savurganlık var. Ben söylemeyeyim ama onu Sayın Bülent Arınç'ın önemli bir açıklaması var.
Bursa AK Parti il toplantısında ahde vefa yemeğinde Sayın Bülent Arınç bir konuşma yapıyor. İzin verin bu konuşmayı aynen okuyayım. İsrafın önünü alsak sizden vergi almamıza gerek kalmaz. İsrafın önünü alsak sizden vergi almamıza gerek kalmaz. 13 yıllık iktidarımızın her tarafı altın yazılarla başarıyla doludur. Ama israf konusunda karnemiz kırıktır. Haberiniz olsun, Allah israf edenleri sevmez diyor. Belediye başkanı da, milletvekili de, anne baba olarak da, ebeveyn olarak da siz de israf etmeyeceksiniz diyor. Bakın, israfı, önce israfı önleyeceksiniz. İki, doğru dürüst bir bütçe yapacaksınız. Doğru dürüst bir orta vadeli program yok mu yapacaksınız. Bizde? Var da bunların hiçbirisini şu anda geçerli. Bütçe doğru düzgün değil mi? Geçerli yok. Yani örnek vereyim ben size, gerçekten de. Büyüme ne diye koydular? %5. Bu yıl %5 büyüyecek miyiz? Hayır. Negatif. Herkes öyle söylüyor. Bütün iktisatçılar böyle söylüyor. O zaman demek ki bu bütçenin bir anlamı yok. Milli gelir 812 milyar dolar olacaktı. Şimdi 700 milyar dolar. Revize edilir rakamlar, bütçe revize edilir. Ama şimdi bakın, yeni bir bütçeyle. Şimdi Covid süreci yeni başladı. Biz bütçeyi hazırlarken Covid yoktu. Şimdi Covid oldu. Dolayısıyla siz yüz binlerce iş yerini kapattınız. Yüz binlerce insan evine kapandı. Bunların işi olmadı, bunların gücü olmadı. Bakkalından tut, fabrikasından tut, kahvesinden, berberinden, efendim taksi şoföründen, otobüs şoföründen. Bütün bunlar. Peki bunlarla ilgili ne yapacaksınız? Yeni bir bütçe, ben söyledim. Ya da yeni bir ek bütçe getirin. Bunu yapmak zorundasın. Yapmazsanız doğru dürüst ülkeyi yönetemezsiniz. Bunun yapılması lazım. Orta vadeli programın yenilenmesi lazımdı. Bakın ben sadece şunu söyleyeyim. Bütçe açığı ne kadar öngörülmüştü? 139 milyar 2020 yılında. İlk 4 ayda açık 74 milyar lira. Yani %52'si gerçekleşti. Daha geriye 8 ay var. Ne olacak? Dolayısıyla buna baktığınız zaman, dedim ya, devleti yönetirken bilgiyle, birikimle devleti yönetecek, liyakatle devleti yönetecek. Gelecek devleti yönetenler bürokrasi diyecek ki bakın şu değişimler var. Ya yeni bir ek bütçe veya yeni bir bütçe getirelim. Pandemi sürecini çok daha başarıyla götürebiliriz. Bunların yapılması mesela lazım. Mesela kaynak nasıl yaratırsınız efendim? Ülkenin ihtiyaç duyduğu kaynaklar var. Çünkü yatırım yapmamız gerekiyor. Genç bir işsiz ordumuz var. Çocuklar üniversitede mezun oluyorlar, iş bulamıyorlar. Kaynak lazım bize. Türkiye zengin bir ülke. Türkiye'de kaynak da var. Gerekirse Türkiye çok daha düşük bedellerle borçlanabilir. Yani gerekirse borç alabilir, yatırım için borç alabilir. Borçları çevirebildiği sürece herhangi bir sorun da yoktur. Türkiye'nin bereketli toprakları var, çalışkan insanı var. En büyük kaynak nedir biliyor musunuz? Gençlerimiz. En büyük kaynak, bütün Avrupa'da en büyük kaynak Türkiye'de ve bizim gençlerimiz. Taşı sıksa suyunu çıkaracak mı? Evet. Peki bunlara istihdam yaratıyor muyuz? Hayır. İstihdamı kim yaratacak? Devleti yönetenler. İşsizlik var mı? Evet, işsizlik var. Bir evi düşünün. Baba işsiz, anne işsiz, çocuk işsiz, herkes işsiz. Aynı odada birbirlerinin yüzüne bakamıyorlar. Bu olmaz. Çözüm? Çözüm, istihdam yaratacaksınız. Bakın, sağlıkta istihdam boşluğu olmaz. Sağlıkta. 100 bin hemşire var. Atama bekliyor. Pandemi başladığında eleman sıkıntısı var mıydı? Vardı. Niye kadrolar dolmuyor? Hangi gerekçeyle dolmuyor? Atayacaksınız. Güvenlikte, sosyal güvenlikte boşluk olmaz. Benim güvenliğim, sizin güvenliğiniz, çocuklarımızın güvenliği, hala boşluk var. Olmaz bunlar. Eğitim. Ziraat mühendisleri efendim. Tabii eğitim. Eğitimde ciddi boşluğumuz var. Eğitimde. Hala atamıyor. Bakın, 20 bin öğretmenin kurası çekildi değil mi? Sayın Erdoğan hayırlı olsun dedi, kuralarınızı çektiniz dedi. Gidemediler daha. Niye imzalamıyorlar? 20 bin öğretmene maaş ödememek için. Ya yazık, günah ya. Tasarrufu yapa yapa 20 bin öğretmenin maaşından mı yapacaksın? Bunların bir kısmı işlerini bıraktılar. Evet, evet. Bir kısmı özel çok yerlerde çalışıyor. Tabii yani. Geliyordu size. Bunlar olmadı. Bakın, bu ülkede yüz binlerce engellimiz var. Sayıları 8 milyonu buluyor. Engellimiz var. Engelli kadroları boş devlette. Niye boş? Niye doldurulmuyor? Engelliden de tasarruf yapıyorlar. Bunların önüne geçmemiz lazım. Buralara atamayı yaptığınız zaman bir rahatlama olur. Hemen birdenbire olur mu? Hayır. Birdenbire işsizlik sorunu çözülür mü? Hayır. Bunun bir belli bir programının olması ve o konuda özel bir çalışma yapılması lazım. Tarım alanında
Ya çiftçilere bakıyorsunuz, yaş ortalamasını 65'i evet. ve 65 ve onun ve üstü. Ve genç ziraat mühendisleri var, işsiz. Tabii, ziraat mühendisleri var. Veterinerler Veterinerler var. Yani bunların hepsine baktığınız zaman, bütün bunları düşünün, bir üretim seferberliği başlattığınızı ve bütün bunların hepsinin çalıştığını düşünün. Ve Türkiye'nin ürettiğini düşünün. Şöyle Türkiye'nin saman ithal etmediğini düşünün. Türkiye'nin ayçiçeği ithal etmediğini düşünün. Ya bütün bunların hepsini yapmak mümkün. Şöyle mi anlamalıyım? Bu iktidarın öncelikleri mi hatalı? Yani hani şimdi, imkanlarımız var. Bir de yapmamız gerekenler var. Sizden duyduklarım sanki öncelikleri hatalı diyormuşsunuz gibi. Hangi hatadan söz edeyim İsmail Bey? Bir değil, iki değil. Ya bu ülkede bir planlama teşkilatı vardı değil mi? DPT. Devlet Planlama Teşkilatı. Nedir Devlet Planlama Teşkilatı'nın görevi? İşte 5 yıllık kalkınma programları yapardı. Ben 5 yıl nereye yatırım yapacağım? 10 yıl nereye yatırım yapacağım? Elinoğlu 50 yıl, 100 yıl sonrayı planlıyor. Biz yarın sabah ne olacağını bilmiyoruz. Niye kapattılar Devlet Planlama Teşkilatı'nı? Niye kapattılar? Devlet Planlama Teşkilatı nedir? Var olan kaynakların optimum, en verimli nerede kullanılacağı? Önceliğimiz nedir? Onu belirleyecek. Benim önceliğim bu ülkede hiçbir çocuğun yatağa aşk girmemesi mi? Yoksa benim önceliğim efendim 5 tane müteahhidin çok daha fazla para kazanması mı? Nedir benim önceliğim? Nedir Allah aşkına? Şimdi siz saman, efendim paramız var da tarım ürünü ithal ediyoruz. E güzel, ithal ettin tarım ürünü. Ne oldu peki? Yüz binlerce dönüm, iki Trakya büyüklüğünde alan ekilmiyor Türkiye'de. Niye ekilmiyor? Canlı hayvan ithal ediyoruz. Et ithal ediyoruz. Ya Türkiye Orta Doğu'yu besliyordu. Bırakın Türkiye'yi. Orta Doğu'yu besliyordu. Nasıl oldu da bu hale geldi? Şimdi biz bunu söylediğimiz zaman kızıyorlar. Vay efendim şöyledir böyledir vesaire falan filan. İsmail Bey şunu yapmamız lazım. Devlet yönetiminde aklı egemen kılmamız lazım. Birikimi egemen kılmamız lazım. Liyakati egemen kılmamız lazım. Liyakat bakın devletle siyasi partiler ayrı kurumlardır. Devlet ayrıdır, siyasi parti ayrıdır. Siyasi parti devleti yönetmek üzere gelir. Ne kadar? Vatandaşın görev verdiği süre kadar 5 yıl. 5 yıl gelir devleti yönetirsin, 5 yıl sonra tekrar vatandaşın hakemliğine başvurursun. Devlet olmak için gelmezsin. Devlet olmak ayrı bir şey. Devlet olmak için gelmezsin. Peki niye bunu yapıyorsun o zaman? Niye devlet oldun sen? Her şeyi ben yapacağım diyorsun. Olmaz. Olmaz. Bunlar yanlıştır. Peki. Şimdi efendim bir de biz bir 15 Temmuz hain FETÖ kalkışması yaşadık değil mi? Bir şey daha söyleyeyim buyurun. İsmail Bey. Bu arada çayınız suyunuz geldi tamam. Efendim buyurun. Bir şey daha söyleyeyim. Şimdi pandemi başladı güzel. Evet. Hepimiz bu konuda önlem almak zorunda mıyız? Evet önlem almak zorundayız. Güzel itirazım da yok. İş yerleri kapandı. 256 bin iş yeri kapandı. Kapanmalı mıydı? Evet kapanmalıydı. Güzel. Kapandığınız iş yerlerinin sahipleri kiradaysa ne yapacaksınız? Demeniz lazım ki senin kira bedelini ben ödeyeceğim. Hiç meraklanma kardeşim. Dükkanını kapattım. Kiranı 3 ay. 3 ay kiranı ben ödeyeceğim. Orada çalışan işçiler var mıydı? İşçiler vardı. Milyonlarca işçi vardı o kapatılan iş yerlerinde. Otobüs şoföründen, tır şoföründen tutun, taksi şoföründen tutun, kahveye, berbere, kafeye kadar, evlere temizliğe giden kadınlara kadar. Diyecek ki tamam kardeşim hiç meraklanma. Senin 3 aylığını da ben ödeyeceğim. 4 aylığını ben ödeyeceğim. 5 aylığını ben ödeyeceğim. Çünkü senin güvenliğin çok önemlidir. Evinize oturun. Hiç meraklanmayın. Hiç kimseyi ben bu memlekette aç ve açıkta bırakmayacağım. Sosyal devlet budur. Bu yapıldı mı? Yeteri kadar yapılmadı. Niye yapılmadı? Niye yapılmadı? Bu insanların banka kredi kartı borcu yok muydu? Vardı. Tüketici kredisi borcu yok muydu? Vardı. Ne yapması lazım bir sosyal devletin? Kardeşim senin iş yerini kapattım. Seni evde kalacaksın diye zorunlu hale getirdim. Kredi kartı için borcu için hiç korkma. Ben bankalarla oturup konuşuyorum. Onlar bir yıl süreyle erteliyorlar. Senin faizini de ben ödeyeceğim. Hiç meraklanma kardeşim. Diyebilir mi? Diyebilir. Çağır bankaları. Kardeşim diyeceğim herkes özveride bulunma zamanı. Sen de özveride bulunacaksın. Bakın evinde oturan adamın borcu arttı. Evinde oturan adamın borcu arttı. Oturduğu yerde ama devletten döviz garantili ihale alanların hepsi oturdukları yerde onların da karları arttı, gelirleri arttı. Çünkü garantileri var. Peki onlar bir özveride bulundu mu? Milyarlarca dolar veriyorsunuz, milyarlarca Türk lirası veriyorsunuz. Peki onlar bir özveride bulundu mu?
Hayır, hiçbir özveride bulunmadı. Peki bu mudur adalet? Bunu söylemeyecek miyiz? Yanlış değil mi? Bayram günü. Ben istemez miyim her evde huzur olsun? Ben istemez miyim her evde insanlar güler yüzlü olsun? Her yerde insanlar, benim çoluk çocuğumun işi var, gücü var, hiç işsiz kalmayacak diye. Üniversiteyi bitiren bir çocuğun işsiz kalması ne demektir? İşsizlikle ilgili bir kampanya açma, bir mücadele programı ortaya koymanız lazım. Hı hı. Bu ülkede hiç kimse işsiz kalmayacak diyeceksiniz. Yani bir hedef koyacaksınız ortaya. Hedefi isteyeceksiniz. Hedefi gerçekleştirmek için çünkü çok önemli bir sorun. Gerçekten ekonomi, yoksulluk ve işsizlik çok ciddi bir sorun. Buna döneceğim. Evet. Ama efendim şimdi çok sormak istediğim soru var. Önceki Başbakan Ahmet Davutoğlu bir açıklama yaptı. Evet. Günlerdir bu konuşuluyor. Biz ülke ve toplum olarak ve devletimiz bir travma yaşadık. Ne zaman? 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasında. Evet. Şimdi Davutoğlu bir açıklama yaptı. Dedi ki ben başbakanken Hakan Fidan da o zaman da yine MİT'in başındaydı. Evet. MİT bir rapor hazırlamıştı. Ve bu dişli darbenin iki numarası biliyorsun. Biri Adil Öksüz, biri de dişli. Evet. Biz bunu emekli etmek istedik dedi. Bırakın terfiyi, emekli etmek istedik dedi. Bu günlerdir konuşuluyor. Savaş hazır mı haberimiz? Haberi bir izleyelim. Bu 15 Temmuz'a dair Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı açıklamaları bakalım CHP lideri Kılıçdaroğlu nasıl yorumlayacak? 2015 Şurası'na giderken Sayın MİT Müsteşarı'nın son derece titiz bir çalışmasıyla bize listeler sunuldu. Biz onları, o bilgilere dayanacağız. Sayın Necdet Özel'e de, sonra şimdiki Mali Savunma Bakanı'nın Hulusi Akar Genelkurmay Başkanı'na çıktı. Birkaç kez bir araya gelerek, Sayın Cumhurbaşkanımızla da bir araya gelerek bunların İki kademe tasfiyesini öne aldık. Bir grubu şimdi, bir grubu da daha sonra. Açık söyleyeyim, bunları bu ağır suç şeyler karşısında, ithamlar karşısında bazı şeyleri söylemek zorunda hissediyor insan kendini. Mesela Mehmet Dişli'nin kesinlikle emekliye sevk edilmesi konusunda ben de MİT müsteşarımızda çok ısrarlı olduk. O dönemde 2015 tabii. Ağustos Şurası'nda siz 2015, söylediniz tabii, mi? Tabii. Yani bu bilgiyi MİT'ten gelen bir rapor MİT'ten üzerine gelen rapor üzerine söyledik. Ve son geceye kadar da onun emekliye sevki söz konusuydu. Son gece veya o şeyde kanaat değişti. Ama bu kanaat benim sebebimle değişmedi. Bu devlet girmek istemem detayına. Ama şunu bilinsin ki ben FETÖ'ye karşı tek bir FETÖ unsuru kalmayana kadar mücadele etme kararlılığı gösterdim. İşte eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun sözleri böyle. Acaba siz nasıl yorumlayacaksınız efendim? Ne gayet anlamalıyız? Açık. Gayet açık. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı üstüne düşen görevi yapmış. Ordudaki FETÖ'cüleri tespit etmiş, getirmiş. Bunların emekli edilmesi ya da ordudan ayrılması lazım. Bunu koyuyor ortaya. Son geceye kadar da zaten bu konuda hiçbir görüş ayrılığı yok. Ama son gece ne oluyorsa o yerinde kalıyor. Ne olur son gece? Bu işin başında olan kim? Ben değilim. Başbakan da değil. Cumhurbaşkanı. Öyle anlaşılıyor. Başka kim olabilir yani? O aşamada dosyaya müdahale edip Mehmet Dişli'nin emekli edilmemesini sağlayacak güç kimdir? Milli İstihbarat Teşkilatı değil, çünkü o raporunu vermiştir. Başbakan değil, emekli edilmesini istemiştir. Onun üstündeki güç kimdir? Partiler de değil, bir kişi. Sormak lazım. Hangi gerekçeyle Mehmet Dişli orada tutulmuş? Birisi daha olabilir efendim. Kim? Yani isim olarak söylemeyeceğim de. Hani siz şu kim, şu olabilir, bu olabilir, olamaz dediniz ya. Evet. Genelkurmay da olabilir. Genelkurmay, yani askerler de bu bize lazım mı demişler, belki de öyle mi bilmiyorum. Başbakan istiyorsa askerler onu söyleyemez. Ha, başbakanı ve MİT'in raporu var çünkü. Tabii. Ha, tamam, başbakan var, MİT var çünkü başbakan. Rapor var diyor. Rapor var, rapor da gayet açık ki her Milli Güvenlik Kurulu toplantısına FETÖ ile ilgili MİT ayrıca rapor sunar. Bakın her Milli Güvenlik Kurulu toplantısında MİT'in raporu vardır. Bu şunu da gösteriyor. Milli İstihbarat Teşkilatı ordudaki FETÖ unsurlarını da yakından takip ediyor ve biliyor. Tabii görevi. Burada sormamız gereken önemli bir soru var. O soru da şu. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve dönemin Genelkurmay Başkanı neden mecliste kurulan 15 Temmuz darbe girişimini araştırma komisyonuna gelip bilgi vermediler? Ama izin verilmedi ki onlara. Niçin izin verilmedi o zaman? Erdoğan bunlara neden isim verilmedi? Bu olayın bilinmeyen karanlık çok noktası var. Zaman içinde bütün bu ayrıntılar ortaya çıkacaktır. Ben bundan eminim. Bütün ayrıntılar ortaya çıkacaktır. Ama geldiğimiz nokta şu.
devletin hassas kurumlarının FETÖ olayını yakından izlediklerini, devletin bütün birimlerinde yakından izlediklerini, raporlaştırdıklarını ve bunu da devletin yetkili organlarına, yönetenlere, yetkili organlarına sunduklarını gösteriyor. Anladım. Bir de efendim tabii bugünlerde çokça gündem olmaya başladı. Evet. Ali Babacan'da. Evet. Şimdi Ali Babacan, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı zamanında çok önemli görevler üstlenmiş. Öyle. Birisi. Ekonomiyi yönetti. Öyle. Dışişleri Bakanlığı yaptı. Avrupa Birliği müzakereciliği yaptı. Evet. Ona dün Cüneyt Özdemir bir soru sordu. Evet. İş Bankası ile ilgili. Evet. Ve Babacan birebir tanığı olduğu bir olayı anlattı. Ben şöyle bir döneceğim, onu sizlere bir izletip evet, yorumunuzu almak istiyorum. Bir zamanlar ekonominin bir numaralı yöneticisi olan Ali Babacan, şimdi Deva Partisi'nin lideri, kendisine sorulan İş Bankası hisselerine el konulmasına dair soruyu sorunca Cüneyt Özdemir, bakın Babacan nasıl yanıtladı. İktidardayken bu önümüze geldi, defalarca geldi. Baskı da geldi açıkçası. Yani gereğinin yapılmasıyla ilgili. Biz o dönemde inceledik, baktık. Hukukçu arkadaşlarımız özellikle çok çalıştılar ama böyle talimatla iş yapan hukukçular değil. Yani özgür, bağımsız çalışan hukukçular. Çalıştılar, dediler ki biz bunun hepsini inceledik, baktık. Hatta raporlar hazırladık. Böyle bir konu, yani bu hisselere el konması anayasaya aykırı. Çünkü burada miras hukuku ve mülkiyet hukukuna dokunmuş oluyorsunuz. Şimdi buna bir kere şu ya da bu sebeple, özellikle de siyasi sebeplerle dokunursanız bu ülkede ne miras hukukuna ne de mülkiyet hukukuna bundan sonra güvenilmez. Bu ülke siyasi kararlarla, keyfi kararlarla onun bunun malına el koyan, onun bunun hisselerine el koyan bir ülke durumuna düşer. Biz bunu açıkça hazırladık, raporlar halinde sunduk. Bakanlar Kurulu'nda bile gündeme gelmiştir. Bunun çok çok yanlış olacağını söyledik ve o dönemde bu yapılmadı. Yani o dönemde bizim bir yaptıklarımız var, bir de açıkçası yanlışlara engel olduğumuz bir sürü iş var yani çalışma olarak. Çünkü eski sistemde öyle değil. Yani bir kurumdan çıkmayınca, bir bakan imzalamayınca olmuyordu. Kolay değil, bugünkü gibi değildi o dönem yani. Ve o dönem yapmadık, engel olduk açıkçası. Ha, şu olmuş, genelde ben şöyle geçmişe baktığımda galiba en az iki defa bu yapılmış. Askeri darbe dönemlerinde yapılmış. Demek ki güç biraz fazla taşınca hemen bu hisselere bir müdahale hissiyatı oluşuyor. Ve her iki el konmada da yargı kararıyla tekrar bu hisseler iade edilmiş. Yani iki İş Bankası hisselerinin iki kere başına bu iş gelmiş daha önce. Ama her ikisine de yargı kararıyla tekrar iade edilmiş. Efendim şimdi bu sözler önemli. Hani biz evet, söylesek bize evet, kızarlar da ama Ali evet, Babacan söylüyor ve birebir tanıklığını söylüyor. Tabii. İş Bankası hisseleri konusunda ne düşünüyorsunuz? Ne yapacaksınız? İsmail Bey, İş Bankası hisseleri ne biz sadece temsil ediyoruz. O bankadan bir gelirimiz yok. 5 kuruş bile bir gelirimiz olmaz. Atatürk'ün vasiyeti var. O vasiyetin gereğini yerine getiriyoruz. Vasiyetin gereğini bugüne kadar hep yerine getirdik. Benden önceki genel başkanlar da, benden sonrakiler de aynı şekilde vasiyetin gereğini yerine getirecektir. Bizim İş Bankası ile ilgili olarak İş Bankası'nın iç işlerine hiç karışmayız. Atanan 4 yönetim kurulu üyemiz var, görevlendirilen. 4 yönetim kurulu üyemize de şunu söyleriz. Bankanın iç işlerine karışmayacaksınız. Önünüze gelen şeyler var. Raporlar gelir, istihbarat raporları gelir. Kime kredi verilecek veya verilmeyecek. Bakarsınız, okursunuz. Uygun görürseniz imzalarsınız. Uygun görmüyorsanız hangi gerekçeyle uygun görmediğini yazarsınız. Dolayısıyla İş Bankası'nın kendine özgü bir kültürü var. İş Bankası milli bir bankadır. Türkiye'nin en güçlü, dünyanın en saygın milli bankalarından birisidir. Bu bankanın itibarıyla oynamamak lazım. Bu bankanın ismini sık sık siyaset arenasına taşımamak lazım. Atatürk'ün hissesi tamam. Bankayı denetliyor musunuz? Denetliyorsunuz. Bankada bir yanlışlık varsa gidip zaten denetliyorsunuz. Hazine temsilcisi var mı? O da zaten var. BDDK var. BDDK günün 24 saati istiyorsa zaten denetleyebilir. Peki neden illa İş Bankası? Neden? Hep darbe dönemlerinde olmuştur bu. Darbe dönemlerinde. Kenan Evren de yaptı. Şimdi de 20 Temmuz sürecinden sonra aslında bir sivil darbe dönemi yaşıyoruz. Yani şimdi de illa İş Bankası'nı, CHP'nin oradaki temsil yetkisini CHP'nin elinden alacağız. Efendim ne olacak? İşte bunu hazineye vereceğiz. Veya bir başka yere. Planı bilmiyoruz. Onlar şunu tahrik etmek istiyorlar CHP'yi. İşte CHP sokağa çıksın, CHP itiraz etsin, CHP şunu yapsın, CHP bunu yapsın. CHP hiçbir şey. CHP hukuk. Bakın geçmişte nasıl böyle Atatürk'ün mirasına el konduysa, nasıl hukuk açısından mücadeleyi yaptık, başarı elde ettiysek aynı başarıyı yine yapacağız. Bir dakika.
Bir şey soracağım efendim. Tabii. Özür diliyorum, sözünüzü kestim. Evet. Şimdi bu sizin son dönemde sıklıkla tekrar ettiğiniz bir söylem. Evet. Bizi sokağa çekmek istiyorlar diyorsunuz. Öyle. Biz oyuna gelmeyiz. Ben Erdoğan'ın ne yapmak istediğini biliyorum diyorsunuz. Evet. Ve peş peşe yorumlarınız var. Bir, Adana Yüreğir'de bir genç tutuklu. Evet. CHP ilçe Gençlik Kolları Başkanı. Yüreğir Gençlik Kolları Başkanımız. İzmir'de Banu Özdemir bu ezan tartışması. Failini bulun dedik. Evet. Halk düşmanları var orada. Çünkü provokatif bir şey o, besbelli. Tabii. O bulunamadı ama Banu Özdemir içeride. Evet. Bu ve benzeri olaylara ilişkin yorumunuzu izlerken hep şunu söylüyorsunuz. Bizi CHP tabanı sokağa çekmek istiyorlar diyorsunuz. Bunu bir anlatır mısınız? Ne Şimdi, demek istiyorsunuz? Şöyle, Erdoğan toplumun yaşadığı derin sarsılmayı toplumun gözünden kaçırmak için bir düşman yaratmak zorunda. Ona göre düşman da Cumhuriyet Halk Partisi. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni her konuşmada bir şekliyle suçluyor. Üstelik hani kuralsız bir şekilde suçluyor. Üstelik bazen ahlak sınırlarını aşarak suçluyor. Biz bunlara gayet sakin sakin cevap veriyoruz zaten. Herhangi bir derdimiz de yok. Hı hı. Şimdi Yüreğir Gençlik Kolları Başkanımız. Evet. Soruyor orada ne yapıyorsunuz diye. Kaymakamın koruması elinde silah, şarjörü çekiyor, mermiyi namluya veriyor ve silaha dayıyor. Şimdi kim suçlu burada? Anne bağırıyor, siz halka silah mı çekiyorsunuz? Videosu var, görüntü çıktı. Evet, bu videosu var. Bakın bu videoyu gizlediler ama biz bir yerden bulduk bu videoyu. Gençlik Kolları ne oldu? Başkan ne yaptı Allah aşkına? Bu aynı zamanda Vefa grubunun, Adana'daki Vefa grubunun gönüllüsü aynı zamanda. Aha. Yani böyle bir şey. Bir şey daha anlatmak isterim. O rakamı bulabilirsem onu size gerçekten söylemek isterim. Bakın Adana'da bizim belediyelerimiz vali ve kaymakamın isteği üzerine 195 personel görevlendirmiş. Yani valilik ve kaymakamlık emrine vermiş. Yardım mı dağıtıyor? 195 personel vermişiz. Ayrıca Adana'da 65 tane de araç vermişiz. Yani bunları taşımak için. Kim veriyor? CHP'li belediyeler veriyor. Kim suçlanıyor? CHP'li belediyeler suçlanıyor. Ya akıl var, mantık var. Ve bu gözaltına alınıyor, sonra serbest bırakılıyor. Erdoğan kalkıp konuşuyor, talimatlar Ankara'dan gidiyor. Yeniden iddianameler hazırlanıyor, yeniden tutuklama kararı veriliyor. Gençlik Kolları Başkanımız içeride. İzmir'de de, bakın şimdi İzmir'de, bu olay gündeme geldiğinde, yani... Hoparlörden müzik verildiğinde, ezan dışında başka bir müzik verildiğinde İzmir İl Başkanı'nı aradım. Büyükşehir Belediye Başkanı'na söyledim. İzmir İl Başkanı'na derhal dedim Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunun, dilekçeyi verin. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız basın toplantısı yaptı, olay kınandı. Bizim eski bir partiliyim. O kendi Twitter hesabından paylaşmış ama nereden paylaşmış? İnternet sitelerinden aldığı bir şeyi paylaşıyor. Zaten bunu cep telefonundan görmek mümkün. Hangi internet sitesinden alındığı da malum. Bunu da aldılar, tutukladılar. Peki bu mu yapmış? Hayır. Şunu söyledim. Defalarca söyledim. Kardeşim, senin Milli İstihbarat Teşkilatın var. Senin Emniyet İstihbaratın var. Senin Jandarma İstihbaratın var. Senin Polis Teşkilatın var. Kardeşim bunu kim yaptıysa niye gidip bulmuyorsun, çıkarmıyorsun da CHP'yi suçluyorsun? Bu provokasyon mu efendim? Kesinlikle provokasyon. İzmir gibi yerde yapılan bir provokasyon. Bakın, Kübra Par'ın yazısında da vardı. İzmir müftüsünün de, İzmir Belediye Başkanı Tunç Seyer'in de buradaki olumlu tutumu, yapıcı tutumu, müftü de öyle. Evet efendim. Yani İzmir'e yakıştıramıyoruz. Biz burada provokasyon var. Halk düşmanları var efendim orada. Bizim İzmir gençlik kollarımız gitti. Duvarları doğru dürüst bakımsız olan bir camiyi tapeden tırnağa boyadılar. Yani Allah aşkına yani bir akıl tutulması var. Bir akıl tutulması var. Yani gideceğini görüyor beyefendi. O zaman ne yapmam lazım? Acaba bu CHP'yi nasıl geriletirim? Ya niye gerilesin CHP kardeşim? Niye gerilesin? CHP halktan yana mı? Evet. Ayrımcılık yapıyor mu? Hayır. Bölücülük yapıyor mu? Hayır. Herkesi kucaklıyor mu? Evet. Yardım mı? Evet. Ya bizim belediye başkanlarımız tarih yazıyorlar ya. Gerçekten bir tarih yazıyorlar. Belediye başkanı. Onu soracaktım efendim. Şöyle, Fatih Yaşlı'nın tweetini okudum dün ve bugün. Evet. O da bir hem yazar hem akademisyen. Şöyle diyor, CHP'li belediyeler bu sosyal yardımları artırdığı için iktidarın bugüne kadar sergilemiş olduğu bu sosyal yardımlaşmaya dayalı siyaset yapma kültürünü kırıyorlar. Bütün kızgınlıkları
ve bunu önleme çabalarının kaynağı bu. Siz de böyle düşünüyor musunuz? Aynen. Çünkü şu propagandayı yapıyor. Efendim sakın şu CHP var ya CHP. Evet ne olmuş? CHP'ye oy verme. Ne olacak oy verse? Bak yardımları keser. Ne oldu? Hiç yardım kesilmedi. Tam tersine yardımları artırdık. Üstelik bu yardımları yaparken de onlar gibi yapmadık İsmail Bey. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek dedik. Hatırlar mısınız bir ara Erdoğan kalktı dedi ki ey Ekrem İmamoğlu hani sen çocuklara süt dağıtacaktın dedi. Süt mü dağıttın? Halbuki Ekrem Bey günlerdir süt dağıtıyordu. Ama hiç kimseye çocuğu alıp da ben bu yoksul çocuğa süt veriyorum diye onu afişe etmedim. Erdoğan ne yaptı? Yardım yapılan kişilerle video konferansla konuştu ve o fakirlerin yoksulluk, yoksulların, fakirlerin fakirliğini kamuoyuyla paylaştı. İşte kabul etmediğimiz nokta bu. Bu arada şöyle sorayım efendim. Belediye, şimdi bu bir yıl önceki bu belediye seçimleri var ya çok evet. Şeyi değiştirdi aslında. Toplumun %60'ının belki 60'tan fazlasını yaşadığı büyük kentlerde Millet İttifakı kazandı aslında sizin. Elbette. Şimdi şöyle sormak istiyorum. Nasıl gidiyor belediye başkanlığı? CHP'li belediyeler Millet İttifakı'nın belediyeli başkanlarıdır. Biz CHP'li siyasi kimlik olarak CHP ama bunlar Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıdır. Hiçbir ayrımcılık yapmazlar yani. Onun altını özenle çizmek isterim. Özellikle bakın daha bu Covid-19 süreci dolayısıyla belli yerler yaptık, çalışmalar kamuoyunun gündemine gelmedi. Özellikle yoksul mahallelerden başlayarak her mahallede kreş açacaksınız dedim. Anneler güven içinde gelecekler, çocuklarını oraya bırakacaklar dedim. O çocukların karnı doyacak, o çocuklar uyuyacak, o çocuklar müzik yapacak. Akşam da anneleri güle oynaya gelecek, bu çocuğunu alacak, eve götürecek. Bakın bütün bunların altyapıları hazırlandı. Pek çok yerde kreşimiz yapıldı, yeni kreşler yapıldı, pırıl pırıl kreşler yapıldı. Hı hı. Bunları bekliyoruz. Covid-19 sürecinden sonra bu çocuklarımız girecek. Biz bir devlet akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle nasıl yönetilir? Biz bunu topluma göstermek istiyoruz. Evet, bir devlet böyle yönetilir, bir belediye böyle yönetilir. Bütün bunların hepsini toplumun önüne koyacağız. Engel çıkarıyorlar, bizim önümüze engeller çıkarıyorlar. Belediye başkanlarıma şunu söyledim. Hiç kimse sakın ola ki önüme engel çıkarıldığı için şu hizmeti yapamadım demesin. Yani mazeret kabul etmiyoruz. Her belediye başkanı o engelleri aşacak ve gereğini yapacak. Nasıl buluyorsunuz efendim performanslarını? Mesela İmamoğlu, Mansur Yavaş, Zeydan Karalı. Belediye başkanlarımızı. Büyükşehir belediye başkanlarımız çok görünürdü ama emin olun en küçük beldedeki belediye başkanımız da mükemmel çalışıyor. Biz onlarla görüşüyoruz, onlardan düzenli bilgi alıyoruz. Her çabayı gösteriyoruz. Bu memlekette bir rakam vereceğim gerçekten. TÜİK'in yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı bir 2016'da yaptığı bir yoksulluk çalışması var. Yıllık geliri 8 bin liranın biraz üstünde, az üstünde olan kişi sayısı 16 milyon. Yıllık geliri 7 bin lira ve onun altında olanların sayısı ise 11 milyon. Bu devleti 18 yıl yöneteceksiniz. Yıllık geliri 7 bin liranın altında olan, yıllık aylık demiyorum bakın. Hı hı. Yıllık geliri 7 bin liranın altında olan 11 milyon kişi olacak. Ne kadar 11 milyon kişi. Toplum değil mi? Toplum ve sonra yoksul. Ben bunlara yardım yapıyorum diye ortaya çıkacaksın. Sen onların fakirliği niye bitirmedin? Onlara iş aş niye sağlamadın? Onların sosyal güvenliği niye yok? Onları neden devlete muhtaç hale getirdin? Öyle bir sürece geldik ki İsmail Bey, esnaf bile yardım paketi istemek zorunda. Ne yapsın ne efendim? Yapsın? Dükkan kapalı. Kapandı dükkan. Dükkan kapandı. Bir olayı bana Kahveciler Derneği Başkanı anlatmıştı. Kahveye müşteri az gelince iki kişiyi çıkarmak istemiş. Ankara'dan iki kişiyi çıkarmak istemiş. Bu iki kişi gelmişler. Ya eve götürecek ekmeğimiz olmaz yani. Yalvarmışlar yakalmadı. Bize verdiğin ücretin daha azını ver demişler. Biz çalışmaya razıyız. Ve bunu kahveci çalıştırmak zorunda kalıyor. O da insan, onun da vicdan sahibi. O da yanında çalışan insanın huzur içinde evine ekmek götürmesini isteyebilir. Sonra Covid'le dükkan tamamen kapanıyor. Kira ödeyecek, nasıl ödeyecek kirayı? Sosyal devlet dediğiniz nedir İsmail Bey? Sosyal devlet gerçeğini bilmemiz lazım. Sosyal devlet şudur. Sosyal devlet fakirden fukaradan yana olan devlet demektir. Sosyal devlet zor günde vatandaşın yanında olan devlet demektir. Sosyal devlet vatandaşa yardım paketi verip öbür taraftan dolarla ihale alanlara
3 milyar, 5 milyar lira parayı zamanında ödeyen devlet demek değildir. Hı hı. Sosyal devlet budur. Sosyal devlet, çocuğun yatağa aç girmediği bir devlettir sosyal devlet. Sosyal devlet, devletin bütün kaynaklarını 5 tane müteahhide teslim eden devlet demek değildir. Arada fark var. Şimdi ben bakın aylardır soruyorum. Parti sözcüğümüz aylardır soruyor. Diyor ki siz dolarla ihale alanlara 2 milyar 300 milyon lira, eski parayla 2 katrilyon, 300 milyar lira para, trilyon lira para ödeyecektiniz. Hı. Bu parayı ödediniz mi? Evet ödediler. Evet ödediler. Peki siz fakire fukaraya ne yaptınız? Ya 5 tane maskeyi dağıtamadılar ya İsmail Bey. 5 maskeyi ya. Bir devlet düşünün ya. 100 yıllık bir devlet düşünün. 100 yıllık geleneği olan bir devlet düşünün. Devlette, bürokraside geleneği olan bir devlet düşünün. Fakirin, fukaranın yanında olan bir devlet düşünün. En zor zamanlarda uçak fabrikası kuran, devlet demir yollarını büyüten, efendim planlama örgütlerini kuran bir devleti düşünün. 18 yıl bir siyasi parti gelecek, bu devleti yönetecek. 5 tane maskeyi dağıtamayacak ya. Bir soru. Maske ya, bu maske ya, başka bir şey değil. Şimdi birkaç gün evvel oldu, çokça da tartışılıyor ekonomi dünyasında. Evet. Bir vergi geldi efendim, yeni bir vergi. Şimdi mesela dolar alırsan satarken %1, evet. Ondan sonra altında benzeri bir, onu soracağım ama seçtiğim tweetler vardı arkadaşlar, onları bir aktarır mısınız? Şimdi Koray Aydın'ın da tweetini okudum sabah, diyor ki bu evet. diyor adeta deli dumrul vergisi gibi diyor. Şimdi hazineyi bitirdikleri için diyor evet. hani köprünün başında durmuşsun, geçsen de vereceksin, geçmesen de vereceksin diyor. Efendim döviz işlemlerinde de vergi, öyle. Altın alım satımında da, bunu nasıl yorumluyorsunuz siz? Çünkü aslında ekonomi yönetiminden geliyorsunuz, öyle bir bürokratik geçmişiniz de var, hesap uzmanısınız. Evet. Bunu bir anlatır mısınız, biz anlayamadık, bu ne demek? Şimdi devletin gelirleri var. Bu bazen vergi geliridir, bazen kira geliridir, bazen de devlet borçlanır zaten. Dolayısıyla devletin kendi gelir kaynakları var. Nerede gösterir bunu? Bütçede gösterir. Bu paranın nereye harcandığını nerede, kim belirler? Yatırım programları yapar, ona göre de yaparlar. Kendi öncelikleri vardır, halkın önceliği vardır. Şimdi burada kendi önceliklerini dikkate aldılar, büyük yatırımları oraya yaptılar. O yatırımları kendileri, her ne kadar vatandaşın cebinden para çıkmıyor dediler ise de, vatandaş geçmeyen yoldan para, gitmedikleri tünelden paralar ödediler, yatmadıkları hastanelere paralar ödüyorlar ve bundan sonra da ödeyecekler, uçmadıkları havaalanlarına paralar ödediler. Hala bunları koruyorlar. Bakın hala koruyorlar. Halbuki benim çağrım şuydu, bakın ilk Covid-19 çıktığında dedim evet. ki, Sayın Erdoğan çıktı dedi ki, herkesin dedi bir şekliyle bu süreçte tasarruf yapması lazım veya özveride bulunması lazım. Doğrudur, evet doğru. Bu süreçte herkesin özveride bulunması lazım. Özveride kim bulunacak? Kahvecinin kahvesini kapattın. Dolayısıyla bunun özveride en büyük özveri zaten. Gelir elde etmiyor bu adam, başka ne olsun? Efendim berberi kapattın, tamam. Taksi şoförüne kontağı kapat, evinde otur dedin. Otobüs şoförüne şehirler arası yasakladım, tamam. Bunların hepsi özveride bulundu mu? Özveride bulundum. Bunlara doğru dürüst bir şey verdim, hiçbir şey vermedim. Adamlar her türlü özveride bulundular. Peki, dolar bazında ihale alan, dolar bazında ihale alan ve milyarlarca dolar geliri olan bu insanlar hangi özveride bulundu? Mesela şunu yaptılar mı? Ya 2020 yılı için en azından biz 2020 yılı için devletten bu parayı almayalım. Faizsiz devlet bu 2020'de alacağımız parayı ertelesin. Biz 2021'de alalım. Biz de böyle bir özveride bulunalım. Sözleşmeleri olsa da devlette imzalanmış, yine de yapılabilir mi bu? Ya tabii özveride bulunursa olur tabii, niye olmasın? Yani kendisi kabul ederse. Tabii. Ama onun da bankalara borcu olacak. Efendim? Şimdi sözleşmeler yapıldı ya. Tamam, onun durumu çok iyi. Sadece o köprüden gelir elde etmiyor ki. Pek çok yerden geliri var. Gidin yurt dışında... Büyük 5 müteahhit söylüyorsunuz aslında. 5 tane müteahhit yani. Bunların hepsi... Şimdi havaalanını yaptı. Güzel yaptın kardeşim. Havaalanını kaça yaptığını ben bilmiyorum. Siz de bilmiyorsunuz. 6600 milletvekili de bilmiyor. Ben bunu niye bilmiyorum ya? Parayı ben ödedim arkadaş. Parayı ben ödüyorum. Benim torunum hatta ödeyecek. Tabii. Kuşaktan kuşağa. 40 yıl, 50 yıl ödeyeceğiz. Tabii. Peki ben bileyim. Hayır, sen bilemezsin. Milletvekilleri bilsin. Onlar da bilemez. Kim bilecek bunu? Niye gizliyorsunuz ayrıca? Devlette saydamlık dediğimiz bir kural var. Şeffaflık. Şeffaflık yok. Tabii yani. Peki. Şeffaf olacağız. Benim konuk için seçtiğim tweetler vardı arkadaşlar. Onları bir rica edebilir miyim?
Şimdi efendim bu da dün ortaya çıktı. Evet. Vatandaş beyanı esastır. Şimdi bir şöyle, şey söyleyeyim İsmail Bey. Buyurun. İlk 3 ayda Ocak, Şubat, Mart'ta hükümet 668 milyar lira para kullandı. 668 milyar lira. Hı hı. Bunun 38 milyarı faize gitti. Peki sosyal programlara ne kadar ödendi? 5 milyar lira. Tablo net aslında. Faize para faize gidiyor. 38 faize gidiyor yani. 38 milyar lira. İlk 3 ayda ödüyorsunuz. Fakir fukaraya ödedin işte 1000 liraydı. Efendim, emekli aile 1500 lira olacak vesaire. Ki diyorduk 1500 lira da altında var. İtiraz ediyorlardı. Onlara da peki. 5 milyar 440 milyon lira para. Şimdi efendim bunu yorumlamanızı rica edeceğim. Evet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şimdiye kadar 530 bin aileye gıda kolisi, 115 bin çocuğa süt götürmesini sağlayan sosyal yardım kampanyasına AKP'li ve MHP'li üyelerin engellemesi nedeniyle yeni talep alamayacağını duyurdu. Yani şu tartışma efendim, vatandaş beyanı esastır diyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Evet. Fakat AK Partili ve MHP'li üyeler diyorlar ki bu yeterli değildir diyorlar ve belediye de bu karardan sonra o başvuruları durdurdu. Evet. Şimdi bugün Ekrem Bey'le görüşeceğim. Ekrem Bey'le beraber bugün Sayın Akşener'i ziyarete gideceğiz. Bayramını da kutlayacağım Sayın Akşener'in. Kendisinden rica edeceğim. Yani yardımların arkasını asla şey yapmayın, boş bırakmayın. Ne yaparlarsa yapsınlar, gerekirse çare yapsınlar. Gerçekten bu ülkede yardımlara, yoksullara, ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapmak isteyen çok sayıda insan var. O insanların yardım paketleriyle belediye çalışanları alıp o ailelere götürsün, onları buluştursunlar. Dolayısıyla bu sorun bir şekilde aşılabilir. Tabii buradaki verilmek istenen mesaj şu. Ya biz fakire, fukaraya, ihtiyaç sahibi aileye yardım yapmak istiyoruz, sen engelliyorsun ya. Bu mudur siyaset Allah aşkına? Halbuki sen destek vermelisin. Çok iyi yapıyorsun demelisin. Her türlü desteği vermelisin. Neden engel oluyorsun? Yani belediye, hatta öyle bir suçlamayla karşı karşıya kalıyor. Efendim bizim belediyeler paralel devletmiş. Ya pes ya. Yani akıl, mantık. Çünkü devleti bilmeyen, devletin ne olduğunu bilmeyenler devleti yönetmeye kalkarlarsa bu tür tablolar ortaya çıkar. Ama efendim 18 yıldır devletin başındalar. Efendim 18 yıldır devletin başında ve devleti yok ettiler. Bir tecrübe olmaz. Yok efendim, hangi tecrübe? Bakın bunu çok rahat bir şekilde söylüyorum. Çok, devletin bütün kurumlarını allak bullak ettiler ya. Para uğruna, rant uğruna. Şu şehirlerin haline baksana, İstanbul'a ihanet ettik diyen ben miyim? İhanet ettik diyen onlar değil mi? Dikey mimariyle ilgili. Tabii. Peki geçelim. Devasa bir İstanbul beton ormanına dönüştü ya. Peki. Yazık, günahtır. Evet arkadaşlar. Şimdi efendim bunu evet. Biraz önce yorumladınız ama Anar'dan son durum anketi, en büyük sorun açık arayla ekonomi. Siz de buna öyle katılıyorsunuz. Ekonomi, işsizlik, felaket bir tablo. Peki. Geçelim. Erdoğan, Cumhurbaşkanı hükümet sistemini hazmedemeyenlerin insanlarımızı zehirlemesine izin vermeyeceğiz. Siz hazmedemiyor musunuz efendim mesela bu sistemi? Bu sistemin baştan beri yanlış olduğunu, devasa bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir kişinin iradesine teslim edilemeyeceğini söyledim. Bugün de söylüyorum. Bakın, en çarpıcı örnek. Siz başkansınız, hakim tayin ediyorsunuz. İleride o hakim sizi yargılayacak. Allah aşkına, bu bir partinin genel başkanı mahkemeye hakim tayin eder mi? Elimizi vicdanımıza koyalım. Bırakalım. CHP, AK Parti, MHP, bunları bırakalım. Sade bir vatandaş olarak, aklı başında, orta hali bir vatandaş olarak düşünelim. Ya bir partinin genel başkanı bir mahkemeye hakim tayin eder mi Allah aşkına ya? O hakim tayin edildikten sonra o hakim tarafsız olur mu? Bunu söyledim en baştan beri. Devletin bütün yetkileri, bütün karar mekanizmalarını sıfırlayıp bütün kararları bir kişiye verirse ne olur? Devlet batar ya. Örnek verdim. Tarihten örnek verdim ki AK Partili kardeşlerim de anlasın, ülkücü kardeşlerim de anlasın. Çanakkale'yi biliyoruz değil mi? 1915'i. Devasa Batı'nın bütün egemen güçleri orada mıydı? Oradaydı. Gemileri orada mıydı? Oradaydı. Orduları orada mıydı? Oradaydı. Avustralya'dan da getirdiler mi? Getirdiler. Çanakkale geçildi mi? Geçilmedi. Sonra ne oldu? Bir kişinin iradesiyle, bir imzayla o gemiler hepsi geldi. Çanakkale'yi geçti. Dolmabahçe'nin önünde demirle.
Tek adam rejim budur. Peki çözüm ne efendim? Biz bu sistemden, mesela bu sistem nasıl revize edilecek? Güçlü, güçlü demokratik parlamenter sistem. Bakın şunu, ben bunu söylediğim zaman şunu diyorlar. Efendim siz eskiye mi dönmek istiyorsunuz? Hayır efendim. Biz geçmişte darbecilerin yaptığı 20 Temmuz sonrasından sonra da OHAL kararnameleriyle yapılan darbe hukukundan Türk hukuk sisteminin arınmasını istiyoruz. Fransa'da ne varsa, Güney Kore'de ne varsa, Japonya'da ne varsa, Kanada'da ne varsa, yani demokrasi gelişmiş ülkelerde hangi kurallar varsa bizde de o kurallar olsun. Bizde darbeciler döneminde darbecilerin çıkardıkları kanunlardan Türkiye'nin hukuk sisteminin arınması lazım. Dün akşam Ali Babacan'a Cüneyt Özdemir şöyle sordu efendim. Evet. Dedi ki, hani ben size sordum ya. Evet. Seçilseniz, iş başına gelseniz ne yapardınız diye Babacan şunu söyledi. Bakın hiç ekonomi falan demedi. Evet. Cüneyt de şaşırdı hatta. Hı. İlk gün dedi, bütün düşünce suçlularını serbest bırakırız. Öyle. Hepsini. Ve gazetecilere deriz ki, özgürsünüz. Evrensel hukuk kurallarına göre şiddeti özendirmediğiniz sürece her şeyi yazabilirsiniz. Doğru. Demokrasi budur zaten. Benim düşünceme siyasi iktidar, yani devleti yöneten tahammül edemiyorsa kendisi kaybediyor demektir. Çünkü gazeteci ne yapar? Gazeteci halk adına sorar. Halk adına sorar. Yazıyı onun için yazar. Besleme değilse, iktidardan beslenmiyorsa, besleme basını ayrı tutuyorum. Besleme köşe yazarları var, onları da ayrı tutuyorum. Ama bu ülkede namusu, kalemini satmayan, özgürce yazı yazabilen binlerce gazetecimiz var. Bir kısmı hapiste. Niye hapiste bunlar? Bakın efendim, Murat Ağırel. Evet. Tanırım, çok dürüst bir gazeteci. Öyle, Barış. Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu. Tabii onlar, tabii. Bir sürü insan var. Sivil toplum örgütlerinin başkanları var Allah aşkına. Osman Kavala. Niye içeride? Bin gün olmuş. Tabii. Niye içeride? Bir davadan beraat ediyor AİHM kararıyla. Aynı dosyadan bir kılıf uydurup mahkum ediyorlar. Aynı şey Selahattin Demirtaş için de geçerli. O da beraat etti. Ona da aynı bir kılıf uydurdu. O da tekrar içeride. Bakın bunlar yanlış şeyler. Toplum barışması lazım. Ya bayramdayız ya. Toplum barışması lazım ya. AK Partili düşman değil ki. CHP'li düşman değil ki. MHP'li düşman değil ki. Ya hepimiz bu toprakların insanıyız. Bayrağımız bir, vatanımız bir, güneşimiz bir, her şeyimiz bir ya. Niye kavga ediyoruz arkadaş? Niye ayrıştırıyorsun? Niye toplumu kutuplaştırıyorsun? Niye kavgadan medet umuyorsun? Bunları ayırmak Peki. lazım. Geçelim bir sonrakine. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına ilişkin Kılıçdaroğlu'nun yorumu geldi. Önümüzde hem programlarımızı uygulamak hem milletimize gönül bağımızı güçlendirmek için 3 yıllık bir vakit var. Bir de Sayın Genel Başkan, bir erken seçim tartışması başladı. Haber hazır mı arkadaşlar? Onu bir izleyelim. Erken seçim. Şimdi bu nasıl çıktı? Olacak mı? Olmayacak mı? Sizin yorumunuzu çok merak ediyorum. Hazırsa erken seçim tartışmalarını izleyelim ve ana muhalefet partisi liderine soralım. Yarından tezi yok. Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz. Gerçekten yeni bir gönül seferberliği başlatacaksa Erdoğan'a bir tavsiyem var. Önce Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımızdan, sonra onlara oy veren seçmenlerden özür dileyerek işe başlamalıdır. Aksi takdirde Erdoğan sahada beklediği ilgiyi de göremeyecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan tam da erken seçim tartışmaları yaşanırken yaptığı yeni gönül seferberliği çıkışını sahaya iniyoruz dedi. Sözleri seçim dedikodularını alevlendirdi. Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde telefonla ulaşarak çarşambadan itibaren de bizzat sahaya inerek milletimize gidecek, kendimizi anlatacak, onun da derdini dinleyeceğiz. Sayın Akşener zaten sahalarda. Onlar da buyursunlar, çıksınlar. Göreceğiz bakalım kim halkın gönüllerini fethedecek. Normalde daha önünde 3 senesi var. Niye 3 seneyi riske etsin? Etmez. Hep birlikte hesabi değil, hasbi bir şekilde çalıştığımız, milletimizin desteğinin yanımızda olacağından şüphem asla yoktur. Bir sonraki hesap verme vakti olan seçimlere kadar hiçbirimize durmak, dinlenmek yoktur. Önümüzde 3 yıllık bir vakit var. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni günde önümüzde 3 yıllık vakit var diyerek seçimlerin 2023 yılında yapılacağının altını özellikle çizdi. Kılıçdaroğlu'nun olası erken seçimde Deva ve Gelecek Partilerine vekil desteği verilir sözüyle başlayan vekil transferi tartışmasına girmedi ama
Kurmayı Bülent Turan'ın ahlak meselesi çıkışına CHP'den yanıt geldi. Partimizin siyasi partiler kanunu, seçim kanunu gibi temel meselelerde öteden beri çalışması var. Fakat kiralık vekil konusu bir kanun değil, siyasi ahlak meselesidir. Vekil transferleri noktasında ahlaktan bahsedenlere şunu hatırlatmak lazım. 2018, 2019 ve 2020 yıllarında vekil transferleri yapıldı ve ikisi AK Parti'ye, birisi Milliyetçi Hareket Partisi'ne. Bu transferleri yaparken siyasi ahlakınızı dondurucuya mı koydunuz? Çok merak ediyorum. Yasal düzenlemelere göre bir partinin seçime girebilmesi için 41 ilde teşkilatlanması gerekiyor. O 41 ilin de 3'te 1 ilçesinde teşkilatlanması gerekiyor. Bu A planı. Bir de B planı var. O da nedir? Eğer mecliste grubunuz varsa seçime girebiliyorlar. Kılıçdaroğlu'nun olası baskın seçim kararında seçime girebilmeleri için vekil desteği veririz dediği Ali Babacan, A planı desteksiz seçime girmek dedi. Ama CHP liderinin teklifine de kapıyı kapatmadı. İyi Parti için kullanıldı ama bizim bugüne kadar hiçbir siyasi partiyle bu konuyla ilgili en ufak bir görüşmemiz yok, en ufak bir değerlendirmemiz yok. Seçim gündeme gelir, karar alınır. O günkü şartlarda o gün konuşulur bunlar. Türkiye acaba bir erken seçime gidebilir mi? Bu yılın sonunda, gelecek yılın ilkbaharında, sonbaharında bunu ana muhalefet partisi lideri Sayın Kılıçdaroğlu'na soralım. Ne dersiniz efendim? Şöyle, seçime gidip gitmeyeceğimize iki kişi karar verir. Birisi Erdoğan'dır, ikincisi ortaklığı bozacak olan veya bozma ihtimali olan veya bozma düşüncesi olan Bahçeli'dir. Parlamentonun vesayet altında olduğunu söyleyeyim. Bakın bunun altını özenle çizeyim. Parlamento, AK Parti ve MHP Erdoğan'ın vesayeti altındadır. Erdoğan talimat verdiği zaman el kalkar, Erdoğan talimat verdiği zaman el iner. Dolayısıyla erken seçime kim karar verir? Erdoğan karar verir. Veya Bahçeli der ki hayır ben artık bıktım. Bunlar ekonomiyi de iyi doğru dürüst yönetemiyorlar. Memleketi felakete sürüklediler. Bir an önce erken seçime gidelim diyebilir. O zaman ortaklık bozulur, seçime gidilir. Ama ben bütün bunları bir tarafa bırakarak samimi olarak şunu söylüyorum. Biz şu anda seçim bildirgemiz dahil olmak üzere her şeyimize hazırız zaten. Biz alanlardayız. Bir belediye başkanlığı seçim bitti. Biz hemen çalışmalarımıza başladık. Neleri nasıl yapacağız, hangi vaatlerde bulunacağız, memleketin sorunları nedir, o sorunları nasıl çözeceğiz? Bakın şunu söyleyeyim İsmail Bey. Covid-19 ile ilgili en mükemmel raporu yazan parti biziz. İlk raporu yazan da biziz. Bizden sonra AK Parti örnek aldı. Onlar da bir rapor yazmak ihtiyacını hissettiler. Dolayısıyla bizim bilim kurulumuz var, bilim insanlarımız var. Sivil toplumla, meslek kuruluşlarıyla diyaloglarımız devam ediyor. Bu toplumun çok değerli kanaat önderleri var. O kanaat önderleriyle zaman zaman oturuyoruz, konuşuyoruz. Onları dinliyorum. Her şeyimiz hazır. Dolayısıyla bu konuda hiçbir tereddütümüz yok. Yani karar alırlar, almazlar. O onların bileceği iş. Ama hedefimiz şu. Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirmek. Gerçek anlamda her eve huzuru getirmek. Gerçek anlamda yoksulun yoksulluğunu ifşa etmeden, onu ekmeğe muhtaç etmeden ona iş güç sahibi yapmak. Onu iş güç sahibi yapmak. En büyük arzumuz. Ama yine var. De tahmin olarak mesela şöyle bir baktığınızda şimdi sonuçta çok tecrübeli bir siyasisiniz artık. Bunu tanıyorsunuz da Erdoğan'ı. Seçim kanunu yapmaların nedeni değişikliğe gideceğiz falan yapmaların nedeni bir erken seçim olarak yorumlanabilir. Çünkü doğru. Şöyle yorumluyorlar da efendim. Çünkü diyorlar ki bu Ali Babacan'la Davutoğlu'nun partileri evet. Tam palazlanmadan yapalım bu işi aynen. Diyebilirler diye. Diyebilirler diye düşünüyorlar zaten. Seçim kanununda değişikliği onun için getiriyorlar. Gene kumpas kuruyorlar. Bakın İyi Parti'ye kumpas kuruldu. Nasıl kuruldu? Yüksek Seçim Kurulu aracılığıyla. Tıpkı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerini kazanmasını nasıl yaptılar? Yüksek Seçim Kurulu'nda kumpası kurdular, iptal ettiler. O da demokrasiye karşı kumpastı. İyi Parti için de demokrasiye karşı kumpas kurdular. Biz onu çözdük. Şimdi Ali Babacan ve Davutoğlu için kumpas kuruyorlar. Yine o çözer hazırlığı. Misiniz? Çözeceğiz. Bakın biz milletvekili vereceğiz şu bu falan değil. Demokrasiye karşı kurulan kumpası bozmak bizim boynumuzun borcudur. Benim düşüncem şu. Her yerde söyledim İsmail Bey. Bir kez daha söyleyeyim. Bu ülkede %1 oy alan partinin genel başkanı meclise gelmeli. Niye gelmiyor? Neden darbe hukukunun arkasına sığınıyorsunuz? Bu %10 seçim barajını kim getirdi? Kenan Evren döneminde. Darbeci miydi? Darbeciydi. Kardeşim sen darbeye karşıysan niye %10 seçim barajına karşı değilsin? Eğer %10 seçim barajını kaldırmıyor,
yeni partilerin meclise gelmesini engelliyorsan, onların seçime girmesini engelliyorsan, bunlarla ilgili oturup ortağınla beraber kumpas hazırlıyorsan, sen de darbecisin kardeşim. Sen de darbecisin. Ben darbeye karşı olan, darbeciye karşı olan, darbecinin getirdiği hukuk sistemine karşı olur. Demokrasiden yana olur. Mesela son listelerinize baktığım zaman ben zaman zaman ağırlıyorum burada. Erkan evet. Baş olsun, evet. Barış Atay olsun. Evet. İşte ÖDP'nin başkanı neredeyse Beyoğlu Belediye evet. Başkanı seçiliyordu. Evet. Evet. Cihangir İslam. Ya bütün evet. bunlar böyle renkli insanlar ve çok farklı Türkiye'nin mozaiği aslında. İsmail Bey, parlamentoya gelip konuşsalar ne olur? Gelse şimdi. Temel Bey geldi. Parlamentoda çıktı, kürsüye konuştu. Bu parlamento açısından bir zenginlik değil mi? Türkiye açısından bir zenginlik değil mi? Hı hı. Veya başka bir partinin lideri. Siz diyorsunuz ki eğer bu Babacan'la Davutoğlu'nun partilerine yönelik de bu veya başka türlü bir evet. takım kumpaslar kurulursa engelleme girişimi evet. biz bunları çözeriz diyorsunuz. O kumpasları çözmek, etkisiz hale getirmek benim boynum borcudur. Herkesin seçime katılmasını isterim. Demokrasi ayağı adı altında kimsenin önüne engel konmasını istemem. Şimdi aslında çok net aslında şimdi. Efendim bir de tarım üretici şimdi bizim İsmail Küçükkale Demokrasi Meydanı'nda hiç vazgeçmediğimiz her evet. günkü gündem konularından birisi bu. Evet. Ben bundan bir ay kadar evvel İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu burada Demokrasi Meydanı'nda evet. ağırladım. Ondan bir ya da iki gün önce siz bu Millet İttifakı'nı Büyükşehir Belediye Başkanları'nı toplamıştınız. Ben de İmamoğlu'na sordum. Sayın Kılıçdaroğlu sizlere ne söyledi dedi. O da dedi ki Sayın Kılıçdaroğlu bizlere talimatlar verdi. Evet. Bunlardan birisi şu. Hiçbir parti ayrımı gözetmeksizin evet. sosyal yardımlara ağırlık vereceksiniz. Dayanışma. Evet. Öyle. Şimdi öyle. Bu ve mesela Ankara'dan da bakıyorum. İstanbul'da, Adana, Mersin tarımsal üretimi destekleyen yeni bir tip. Öyle. Bilmiyorum ama bir sosyal belediyecilik çıktı ortaya. Bunu biraz anlatır mısınız? Şöyle. Şimdi önce çiftçinin durumundan söz etmezsem haksızlık etmiş olurum. Çiftçinin durumu pek parlak değil. Gerçekten son derece zor durumda çiftçi. Covid sürecinde de bu zorluk yaşandı. Yapılması gereken neydi? Şu açık çağrıyı yaptım. Dedim ki ya gelin iktidarı, muhalefeti hep beraber şu çiftçilerin borcunu silelim. Hı hı. Bitti bu kadar. Üretim yapsın bu adam. Ha silemiyorsanız, efendim bu çok ağır bir yüktür diyorsanız, ikinci bir seçeneğimiz var. Nedir o seçenek? Çiftçilerin borcunu bir yıl süreyle erteleyelim. Yeniden yapılandıralım. Hı. Faizini devlet ödesin. Ne olacak çiftçinin kullandığı faiz? Aynı şeyi esnaf için de söyledim. Esnafın da borcunu erteleyelim bir yıl süreyle. Yeniden yapılandıralım. Hı. Onun da faizini devlet ödesin. Ya devlet dediğiniz zaten bunun için var zaten. Sen tefeciye 38 milyar lira para veriyorsunuz. Eski parayla 38 katrilyon lira para veriyorsun. 4 ayda ya çiftçinin, esnafın yani bankalara olan borcunu yeniden yapılandırırsın. Faizini de devlet olarak dersin ki ben ödüyorum kardeşim, esnaf kardeşim, çiftçi kardeşim. Hiç meraklanma. Sen yeter ki üret, yeter ki alın teri dök. Senin bir sorunun varsa ben çözerim denmesi lazım. Büyükşehir Belediye Başkanlarımız gerçekten evet. güzel çalışıyorlar. Bakın tarımla, kırsalla kent arasında sağlıklı ve tutarlı bir dengenin oluşması lazım. Efendim bu arada çay geldi arkadaşlar evet. size evet. ve bana çay getirdiler. Kentte yaşayanlarla kırsalda yaşayanlar arasında sağlıklı bir iletişimin olması lazım. Bunu başlangıçta hakkını yemeyelim. Aziz Kocaoğlu İzmir'de gerçekleştirdi. Bu projeyi büyüttü. Süt kooperatifi. Yılmaz Bükerçen Hoca'nın da öyle bir tabii projesi Yılmaz vardı. Tabii Yılmaz Hoca da aynı şekilde yaptı. Bu iki belediye başkanımızın bütün çabalarını diğer belediye başkanı Aydın da yaptı. Aydın özellikle o da yaptı. Hatta Aydın İzmir'e de şubeler açtı. Yani o kadar güzel. Ama üreticiyi rahatsız etmeden, üreticiyi koruyarak, onlara kaynak aktararak. Kırsalda genç nasıl kalacak? Geliri olursa kalacak. Üretirse kazanacak. Hı hı. Gelir elde ederse kazanacak. Sosyal kentin getirdiği sosyal yararlardan nasıl yararlanacak? Arabasına binecek, gidecek sinemasına da, tiyatrosuna da, eğlence merkezine de gidecek, gelecek, tarlada çalışacak, üretimini yapacak, gelir elde edecek. Yani bütün bunları yapmak lazım. Hem kenti kazanacak, hem kırsaldaki insan kazanacak. Bu dengeyi sağlıyoruz. Aynı şekilde hı hı. Ankara, Mansur Bey, hakkını yemeyelim. O da kırsalla ilgili çok güzel kararlar aldı. Ya asbestli boruların, su borularının değiştirilmesine bile karşı çıktılar ya. Ya insaf da ya, insaf ya. Ya Ankaralı temiz su içecek ya. Asbestin biliyorsun kansere yol açan bir özelliği var. Bütün dünyada kaldırıldı. Ya Ankara'da
Yıllardır yapamadınız, bırak ya belediye başkanı bunu yapacak, ona bile engel oluyorlar. Buradan bütün vatandaşlarıma söylüyorum, bakın bayram günüdür, bayram günüdür. Bunları söylediğim için de son derece üzgünüm ama söylemek zorundayım. Ya arkadaşlar, bu memleketi huzur içinde yönetmek varken vatandaş yetkiyi vermiş. Parayı çalacaksa müdahale et, yanlış yaptıyorsa müdahale et, yolsuzluk yapıyorsa müdahale et, hep beraber edelim. Ya bu adam kente hizmet etmek istiyor. Yaptığı hizmetin, bakın ihale yaparız, kamuoyuna açık. Onu söyledim, şeffaflık olacak, kamuoyuna açık. İki, harcadığınız para, bizim 7 maddemiz vardır belediye başkanları için, 7 maddemiz. Harcadığın para senin paran değil kardeşim dedik. Harcadığın para milletin parasıdır. Nereye harcadıysan onun hesabını millete vereceksin. Şimdi bütün bunlar varken engel çıkarıyorsunuz. Niye engel çıkarıyorsunuz? Hangi gerekçeyle engel çıkarıyorsunuz? Kırsalı da koruyacağız. Bakın çiftçinin yüzü gülecek. Ofis çiftçinin kara gün dostudur denirdi değil mi? Büyük. Tabii yazardı. TM onun o buğday ambarlarını şimdi falan yazardı. Şimdi kara gün dostu mu? Hayır. Gidin Mardin'e. Efendim, şu... Mardin'de çiftçilerin elektrik borcu nedeniyle şey yaptılar. Şanlıurfa'da. Ya. Şanlıurfa'da, Mardin'de bunlar yapıldı yani maalesef, maalesef. Şimdi mesela hoşuma giden şu efendim. Üreticinin elindeki ürünü alıyorlar. Mesela Mansur Yavaş dedi ki işte verin. Şimdi mesela ya da işte İstanbul Belediye Başkanı gitti Adana'dan, Ankara Belediye Başkanı gitti Mersin'den limonları alıyor mesela. Tabii. Ve ihtiyaç sahiplerine de alıyor. Şimdi bu benim hoşuma gidiyor. Hani hangi parti bana ne hangi parti ama bu sosyal dayanışma ve üreticiyi destekleme. Ben üreticiyi desteklemezseniz seneye üretmez. Tabii. Seneye üretmezse aç biz kalırız. Nasıl saman ithal ettiysek bu sefer nohudu da tutun ya yakında portakal ithal edersek ona da şaşmayalım yani. Limon ithal edersek ona da şaşmayalım. Çay, ya çay ithal ediyoruz ya çay. Bakın çıktım Rize'de şunu söyledim. Kardeşim kaçak çay yakaladığın zaman meydana koyacaksın, yakacaksın bu çayı. Kaçak çayı alıyorlar, tekrar değişik yollardan piyasaya sürüyorlar. Kim zarar görüyor? Çay üreticisi. Tabii. Bakın Rize'de her gittiğimde çay üreticilerinin sorunlarıyla ilgilendim. Her yeri. Ya bu buranın hayati kaynağı budur. Fındık, hayati Karadeniz için stratejik üründür bunlar. Bu insanlar burada huzur içinde yaşayabilmeli, geçinebilmeli, imkanlar olmalı. Siz aldınız, ne yaptınız ya? Perişan ettiniz ya. Peki. Şimdi gündeme şöyle görseller üzerine bir bakalım tabii efendim. Şimdi Sezgin Tanrıkulu, evet, 31 Mart seçimlerinden sonra HDP'nin seçilerek sahip olduğu neredeyse bütün belediyelere el koyuldu. Toplamda kalan 14 HDP'li belediyeye de kalan zamanda bir şekilde kayyum atamayı düşünüyor musunuz diye bir soru yöneltti. Bir yorum yapar efendim, mısınız? Efendim kayyum doğru değildir. Milletin iradesine darbe vurulmaz. Millet mi seçti belediye başkanını? Millet seçti. Yani halk mı seçti? Halk seçti. Belediye başkanı mı? Evet belediye başkanı. Yolsuzluğu varsa al. Hırsızlığı varsa al. Soruşturma aç, ver mahkemeye. Hakim karar verirse zaten kimse bir şey demez. Hakim de zaten senin emrinde kardeş. Ama şunun hakkını da teslim edeyim yani. Bu ülkede her şeye rağmen namuslu, düzgün, hukuktan yana, adaletten yana olan geniş bir kitle de var. Yani hakimi de var, savcısı da var. Ama aynı zamanda sarayın beslemesi olan hakimler, savcılar da var. Peki. Doğrusu budur. Yani halkın iradesine, milli iradeye saygı göstereceksin. Peki. İyi Partili Lütfü Türkkan'dan bir mesaj gördük. Bahçeli erken seçim pimini çekmeye hazırlanıyor. Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın bir haberi vardı. Bu milletvekili transferlerine ilişkin, evet, sizin yaptığınız açıklamadan sonra, evet, Bahçeli'nin yaptığı bazı açıklamalar da vardı. Bahçeli diyor erken seçimin pimini çekmeye hazırlanıyor diyor Lütfü Türkkan. Olabilir. Yani Bahçeli'yi bilmem. Pimini çeker mi çekmez mi onu da bilmem. Ama kararı verecek olan dediğim gibi iki kişi. Peki. Yani birisinin ben oyunu bozdum artık seni desteklemiyorum demesi. Diğerini de ya yeter artık şimdi ekonomide çok daha büyük sıkıntılar çıkacak. Zaten para da bulamıyoruz. Dolayısıyla bir an önce erken seçime, peki, gidelim diyebilirler. Gerçek gündemden bir haber. Ali Babacan referandumda halkı kandırdılar. Berbat bir sistem oldu. Bu da Halk TV'deki yaptığı, siz de katıldığınız, evet, bir bayram, evet, sohbeti vardı. Evet. Orada bu sistemle ilgili, zaten sistemi de beğenmiyorsunuz ama bir şey soracağım efendim. Babacan'ı nasıl buluyorsunuz? Nasıl biri? Babacan düzgün bir insan. Babacan da Davutoğlu da görev yaptıkları süre içerisinde adı yolsuzluğa bulaşmamış. Ender siyasetçilerden yani o yapı içinde adı yolsuzluğa bulaşmamış ender siyasetçilerden ikisi. Sayın Babacan'ın ekonomi yönetimi de, Sayın Babacan'ın olaylara bakışı da, demokrasiye bakışı da son derece iyi, sağlıklı, tutarlı kendi açısından. Mesela ekonomi yönetimine dair
yorumları var. Güven veriyor mu sizce? Elbette. Yani şöyle, Sayın Babacan en azından kaynakları nerelere, ekonominin verimli alanları nedir, nerelere kullanılması gerekir, o konuda bilgisi, birikimi olan bir insandır. Hiç görüşüyor musunuz? En son bayramda telefonlaştık. Bayramlaştınız. Bayram, peki. Evet. Şimdi bunu geçelim. Nasıl da konuştuk bunu da. Şimdi hisseler el konulması bunu yorumladı. Bunu da geçelim. Evet. İş Bankası hisseleriyle ilgili. Meclisin birinci gün birinci maddesi cezaevindeki düşünce suçlarını serbest bırakmak olacak diyor Ali Babacan'ın sözleri. Zaten siz de bunu doğru buluyorsunuz. Evet, evet. Geçelim. Şimdi bu da efendim bugün çok... Orada askeri öğrenciler de var. Onların da serbest bırakılması lazım. 15 Temmuz sonrası evet, askeri öğrenci. Bu öğrenci ya. Darbeciyi serbest bırakıyorsun da kardeşim, bu askeri öğrenciden ne istiyorsun sen? İdamını istiyorlar ya. İnsaf ya. İnsaf ya. Ya gerçekten insaf. Askerlikte askeri öğrenciye komutan talimat verir değil mi, dışarı çıkın diye. Askeri öğrenci kendiliğinden çıkmaz. Askerler de öyle. Emir komutan zinciri vardır. Adil Öksüz'ü serbest bırakacaksın. Üstelik devletin gözetiminde serbest bırakacaksın. Ona serbest bırakmak için her türlü dümeni çevireceksin. Askeri öğrenciyi yakalayacaksın, hapse atacaksın. Avukatları hapse atacaksın. Efendim, gazetecileri hapse atacaksın. Neden? Düşünceleri farklı diye. Peki. Şimdi efendim bu da bakın Davutoğlu'nun, pardon, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu. Evet. Şimdi Yeneroğlu'nun bu sözlerini okuyunca aklıma ne geldi biliyor musunuz? Sizin ya 4 ya da 5 yıl önce Kutlu Doğum Haftası'nda yaptığınız bir konuşma. Ben bunu çok önemsemiştim. Evet. Evet. O zamanki Diyanet İşleri Başkanı da çok bahsetmişti. Sizin bu şimdi yaptığınız bu işte İyi Parti ile ne bileyim Saadet'le böyle muhafazakar kesimle imam hatipli çocuklar var ya, genç imam hatipler size geldiler. Onlarla görüşüyoruz. Sürekli geçen bana fotoğraf attı çocuklar. Evet. Yine bayramlaşmışsınız. Evet. Ondan önce işte sahur yapmışsınız beraber filan. Şimdi bakın Yeneroğlu diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ahlaki üstünlüğümüzü kaybettiğimiz için İstanbul'u kaybettik mesajı attım diyor. Şimdi ahlaki üstünlük diye bir tabir var. Bu işte Dilipak'ın yazılarında da çok bunu görüyorum. Siz de son zamanlarda bunu çok vurgulamaya başlıyorsunuz. Ahlak dediğimiz şey her toplum için değerlidir. İnsanı insan yapan da ahlaktır. İnsanı saygı kılan da ahlaktır. Ahlak, adalet, liyakat bunlar kardeş sözcüklerdir. Bir arada kullanılan sözcüklerdir. Devletin adaletle yönetilmesi aynı zamanda devletin ahlakla yönetilmesi anlamına gelir. Devleti yönetenler yolsuzluk yapar, ahlaksızlık yaparlarsa devlet kurumu yıpranmış olur. Çürümüşlük başlar devletin içinde. En tepedekini örnek alırlar çünkü çoğu zaman. En tepedeki kişi eğer yanlış bir şeyler yapıyorsa o yanlış, o haksızlık, o adaletsizlik aşağıya kadar yansımış olur. Evet, İslamiyet ahlaki temelleri, daha doğrusu bütün dinlerin ahlaki temelleri güçlüdür. Ahlaki temeller üzerine, adalet üzerine inşa edilmişlerdir. Kitabımız da öyledir. Ahlaktan, adaletten, aklı kullanmaktan, sevgiden, barıştan, hoşgörüden söz eder. Dolayısıyla kendisini İslam olarak gören ya da Müslüman olarak gören ya da mütedeyyin olarak gören nasıl tanımlarsa, eğer bir yerde adaletsizlik varsa karşı çıkmak zorundadır. Bir yerde hukuksuzluk varsa karşı çıkmak zorundadır. Bir yerde çocuk yatağı aşkırıyorsa devletin yöneticileri ne yapıyor diye kulak kabartmak zorundadır. Benim ödediğim vergilerin nerelere harcandığının hesabını bana vermiyorsa orada devlet yönetiminde çürümüşlük var demektir. Bunu kim yapacak? Bunu yapacak olan kendisini mütedeyyin olarak gören, Müslüman olarak tanımlayan arkadaşlar yapacaklardır. Camiye gidip alnını secdeye koyup Allah'a dua ediyorsa bütün bunları düşünmek zorundadır. Peki. Efendim çok teşekkür ediyorum. Bir sabah bizimle birlikte günü karşıladınız. Bayramınız mübarek olsun. Eşinize çok sevgilerimi, saygılarımı iletin. Bayramınız mübarek olsun diyorum. Arkadaşlarım da bilgi verdiler. Şimdi sabah Canan Kaftancıoğlu'nu görmüştüm, İstanbul İl Başkanı. Evet. Ekrem İmamoğlu da gelmiş, Bülent Kerimoğlu da gelmiş. Bugün program nedir? Son olarak onu bir öğrenmek istiyorum. Meral Hanım'ı ziyarete gideceğiz. Beraber gidiyorsunuz. Gelmişken hepiniz beraber. Bayramlaşacaksınız. Evet, bayramlaşacağız. Peki. Ben de bu vesileyle bizi dinleyen dinlemeyen, bu ülkede, bu coğrafyada yaşayan, hatta bu coğrafyanın dışında yaşayan bütün vatandaşlarımın hangi partiden, hangi kimlikten, hangi inançtan olursa olsun ben de bayramlarını kutluyorum. Çok bayramlarım mübarek olsun diyorum. Her evde huzur olsun, her evde bereket olsun İnşallah. Diyorum. İnşallah kardeşlik içinde beraber, birlikte bu güzel ülkeyi büyütürüz. Bundan en ufak bir endişem yok. Bütün mesele şudur.
ahlakla devleti yönetmektir, adaletle devleti yönetmektir. İnşallah onu gerçekleştireceğiz. Örnek mi? Belediyelerimiz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kılıçdaroğlu. Evet sevgili Çalar Saat ailesi, İsmail Küçükkaya ile 26 Mayıs 2020 Salı sabahında Demokrasi Meydanı'nda CHP lideri Sayın Kılıçdaroğlu'nu ağırladık. Yarın 7.45'ten itibaren görüşmek üzere. Şimdiden esen kalın diyorum. Yarın sabah buluşmak üzere.